Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Komisyon üyesiyim. Komisyon olarak 2023 Eylül ayından bugüne kadar taşıma hukuku, deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku ve marka hukuku alanında seminerler düzenledik. Bugün de rekabet hukuku seminerlerinin ikinci oturumu için toplanmış bulunuyoruz. Bugüne kadarki seminer davetimize olumlu cevap veren tüm hocalarımıza, meslek duayenlerimize ve huzurdaki hocamız İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Murat Şahin'e teşekkürlerimizi sunarız. Geçen hafta Profesör Doktor Kerem Cem Sanlı'dan rekabet hukukunda güncel gelişmeleri dinledik. Bugün de Doktor Murat Şahin rekabet hukukunda özel hukuk tazminatı konulu sunumunu bize anlatacaktır. Bu konu aynı zamanda hocamızın doktora tezi olup kitaplaştırılmıştır. 12 levha yayın evi tarafından kitaplaştırılmıştır. İyi dinlediler. Buyurun hocam, söz sizde. Geliyor benim sesim. Evet, ekranı tam görebiliyor musunuz? Yani öne gelmek zorunda değilsiniz de. Yani arkadaki ekranlar biraz daha slaytlar biraz yoğun. Kıymetli meslektaşlarımız, sevgili öğrencilerimiz, hoş geldiniz. Şimdi geçen haftayla aslında bir bütün bu iki seminer. Geçen hafta ağırlıklı olarak rekabet hukukunda yasaklı davranışları gördük. 4, 6 ve 7. maddeyi. Yani rekabet karşıtı anlaşmalı yönde eylemler, hakim durumun kötüye kullanılması ve birleşme değer almanın denetlenmesi. Bunlar rekabet hukukunda yasaklı davranışlardı ve bu halde uygulanacak idari yaptırımları gördük daha çok. Neydi? İdari para cezaları, işte tedbir kararları gibi. Şimdi o kamu hukuku yaptırılmalıydı. Bugün biz ihlalden zarar görenlerin, yani rekabet ihlalinden zarar görenlerin açacağı tazminat davalarını göreceğiz. İlkin şunu söyleyeyim. İlk kez Türkiye, yani biz çok çalıştık bu konuda ama ilk kez Türkiye 12 bankanın aleyhinde verilen işte kartel kararıyla tanışmış oldu kitleler. Aradan gene zaman geçti. Şimdi gençler, çok gençler var içimizde ama çok zaman geçmedi ama biraz zaman geçti herhalde. 6-7 sene geçti. Bankalar, bu 12 banka anlaşarak işte ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisindeki işte faizleri anlaşarak yükseltmelerinden dolayı rekabet kurulundan bir ihlal kararı çıktı. İdari yaptırım kararı çıktı. Hatta o zaman idari para cezası milyarların üzerindeydi. Neredeyse 3. köprünün maliyetini karşılıyordu böyle. Tabii bankalar Türkiye için önemli, sistem için önemli. Sistemik risk arz eder bankaların tasfiyesi iflası. Çünkü banka sadece para piyasasında yok. Bankalar finans piyasasında, sermaye piyasalarında, gayrimenkul piyasalarında, her şeyde bankalar. Yani birçok piyasayı olumsuz etkileyeceği için bir endişe yarattı. Şimdi idari para cezasının yanında ben konut kredisi çektim, ihtiyaç kredisi çektim. Rekabetçi pazarda olması gerekenden daha yüksekle ödedim. Kartel sebebiyle faiz ödedim. Aradaki farkın, yani rekabetçi pazarda olması gereken faiz oranından kartel sebebiyle daha yüksek faiz ödediğim için kredide daha yüksek faiz maliyetine kaynaklandı. Bu da kartel zararıdır. On binlerce tüketici gitti, dava açtı. Ama rekabet kurulunun bu ihlal kararı Danıştay'dan, daha doğrusu İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'ndan bozuldu, döndü ihlal kararı. Birçok davada böylelikle kalıp kalmış olduğu gibi reddedilen davalarda da karşı vekalet ödemek zorunda kalındı. Allah'tan tüketici mahkemesinde açılmıştı, çok fazla bir yük getirmedi ama epey bir dosya yükü olmuş oldu. Böyle tanıştık. Keşke davalı olarak bankalar olmasaydı, Türkiye bu davayla böyle tanışmasaydı daha iyiydi. O zaman da konuştuk. Bankalar büyük güç, sistemik risk arz ediyor, lobisi çok güçlü. Bir şekilde karar yukarıdan döndü, ihlal kararı. Dolayısıyla ihlal kararı olmadan da zararın tazmini gündeme gelmez. Onun dışında şu an Türkiye'de tazminat kararı çıkan 5 büyük dosya var. Bugün ikinci aslında kısmında, aradan sonraki kısımda çoğunda gizlilik sözleşmemiz var. Çok detaya giremeyeceğiz ama karar incelemesi yapacağız. Yani tazminat davası boyutunda somut olarak görmeye çalışacağız. Bunlar milyar TL'nin üzerinde olan dosyalar da var içerisinde ama işte geçen hafta hatırlarsanız iş gücü piyasalarında rekabet ilerlerinden bahsedildi. Biz de demin konuşmuştuk. Yani daha fazla işte işçi ayartmayacağız, daha fazla ücretleri yardımcı sağlık personeli yükseltmeyeceğiz diye özel hastaneler anlaşma yapıyor. Dolayısıyla bir ücret kaybı oluyor burada çalışanlar açısından. Acaba bir işçilik alacağından doğan böyle bir tazminat gündeme gelebilir mi? Gelebilir.
tüketiciler açısından bu gündeme gelebilir. Bir şey söyleyeyim. Parakende, yani HTM, hızlı tüketim malları dediğimiz parakende mağazacılıkta. Şimdi Migros, Carrefour, A101, birçok discount, indirim marketlerde de bunlar. Bunlar büyük bir para cezası aldı değil mi rekabet kurumlar? Rekabet ihlali sebebiyle. Hubert Spock kartel dediğimiz topla dağıt modeli kartel vardı. Bu kartel neye yol açtı? Bu ürünlerin fiyatlarını, temizlik malzemesi, gıda vesaire, ürünlerin fiyatları arttı daha, yani rekabetçi piyasada olması gerekenden daha yüksek bedelledik biz hepsine. Ama hiç kimimiz gidip tazminat davası açmadık. Yani fişleri bulacağız, rekabet kurulu olması gereken işte ıslak mendildeki fiyatı bulacak, artan fiyatı bulacak değil mi? Gideceğiz, dava açacağız, kim uğraşacak bunda? Şimdi bunların sebepleri, yani tüketicilerin, kitlelerin neden yoğun bir şekilde dava açamadığını, özellikle usulü problemlerin biraz detayına gireceğiz. Aradan sonra da arz edenlerle birlikte biz karar incelemesi yapacağız. Kararlarda dediğim gibi gizlilik olduğu için, bir kısmında derdest olduğu için hala cımbızla çekip ama önemli kısımları ele almaya çalışacağız. Şimdi şuradan ben ilerleyeyim. Şimdi rekabet ihlalleri karşısında iki tip yaptırım var. Kamu hukukundan doğan idari yaptırımlar, özel hukukundan doğan yaptırımlar, tazminat davası. Geçen hafta gördük, rekabet ihlali var. Kurul tespit ediyor, değil mi? Burada bir idari para cezası veriyor, yapısal davranışsal tedbir kararı veriyor. Yöneticilere ilişkin para cezaları gündeme geliyor. Bazen dosyalar uzlaşmaya da taahhütle sona erebiliyor farklı sebeplerden dolayı. Onları da çok kısa değineceğiz ama bunlar kamu hukuku yaptırımlarıdır. İdari otoritelerce uygulanır. Amerika'da mahkemeler tarafından uygulanır. Hatta bunların içerisinde hapis cezaları da vardır. Mesela Amerika'da uygulanan kartel sebebiyle yöneticilere hapis cezası da veriliyor. Bizde bu mevcut değil. Mesela İngiltere'de yöneticilere, karteli organize eden yöneticilere yönetim görevinden ayırma gibi bir yaptırım var. Bir daha yönetim kurulu üyesi, müdür, imza yetkisi falan olamıyorsunuz uzun yıllar boyunca. Bu çok önemliydi aslında. Tavsiye de ettik. Taslak tasarı da vardı ama yasalaşmadı bir türlü. Çok önemli çünkü bunu dizayn eden genelde kimler hep? Orta ve üst düzey yöneticiler. Bir daha yöneticilik yapamazsanız ki artık bunlar beyaz yaka, plaza çalışanları, öyle kayıtçı çalışmaları mümkün değil. Yani güzel bir yaptırım olur da hiç olmasa rekabet hukuku bilinci, kültürü yerleşmiş olurdu ama çok kabul görmedi. Bu kısma değinmiş olduk. Dolayısıyla şimdi bizim ülkemizde ve çoğu ülkede dualist bir yapı var. Yani bir yandan ihlalcilere ilgili otorite ya da mahkeme ne yapıyor? Kamu hukuku yaptırımları uyguluyor. İdari para cezası, tedbir kararı, hapis cezası vesaire gibi. Bir yandan da ihlalden zarar görenler ne yapıyor biliyor? Adli mahkemelerde tazminat davası açıyor. Dolayısıyla dualist yapı dediğimiz ikili bir yaptırım sistemi var. Maksat ne? İhlalde teşebbüs niyetinde olanları caydırmak. Normun caydırıcı etkisini de bu sebeple artırmak. Şimdi temel gayemiz şu, birçok kartel gizli ortaya çıkarmak kolay değil. Dikey ihlallerde de aynı şey söz konusu. Yani ihlallerin yapılan istatistiklere göre %90'dan fazlası ortaya çıkarılamıyor zaten. Dolayısıyla kamu hukuku yaptırımları yeterli değil. Oysa özel hukuk yaptırımları biraz daha farklı. Çünkü orada ihlalden zarar gören, yani canı yananlar gidiyor, ne açıyor? Tazminat davası açıyor. Kamunun motivasyonuyla zarar görenlerin motivasyonu aynı değildir. Biz hatırlarsanız iflasın tasfiyesini bile alacaklara yaptırıyoruz. Yani burada bir memura yaptırırsanız gidip o malları tespit edemez yeterince. Motivasyonu yoktur. Oysa alacaklar otopark otopark gezerler, yani mal varlığını bir yerde yakalarlar bulurlar. Dolayısıyla özel hukuk yaptığında, yani tazminat davaları sistemin aslında önemli ayaklarından biriz. Amerika'da çok yaygın, Avrupa Birliği'nde yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de henüz gelişmiş bir uygulama değil. Sebeplerine de çok kısa değineceğiz. Ama son bir şey, tabii yaptırım olsun ama aşırı caydırıcı da olmasın. Yani teşebbüslerin mahvına da sebebiyet vermesin. Optimal bir düzeyde uygulamaya çalışıyoruz. Ama şuna gelelim, ilerleyen çok gizli olduğu için, idari yaptırımdan kaçtıkları için bir şekilde şu an için aşırı caydırıcılıktan pek söz etmiyoruz. Geçen hafta gördüğünüz %1'den, %1,5'tan kartele ceza veriyoruz. Cironun %1'i, %1,5'u. Uzlaşmaya gidiyor %25 indirim. Pişmanlık artı %10 indirim. Kabahatler kanununa göre peşin ödeme %25 indirim. O cironun efendim binde beşine kadar, %0.5'ına kadar iniyor. Karlılık oranımız %7-8 ise bu anlam ifade etmez. Aradan sonra göreceğiz kararda. Firmanın cirosuna bakacaksınız. Karlılık oranına bakacaksınız, aldığı cezaya bakacaksınız. Yani ihlale teşvik ediyorsunuz, caydırmıyorsunuz. Oysa tazminat davalarında aynı firmaya karşı açılan davada rakam 900 milyon liranın
üzerinde birden ziyade mağdur açtığında milyar TL'yi bulabiliyor. Dolayısıyla ihlalin caydırıcı etkisi açısından tazminat davaları daha önemli. En yaygın Amerikan kaynağı da, ilk çıkışı da Amerikan'da bu zaten. Sherman ve Clayton kanununda düzenlenmiş. Uygulaması çok yaygın. Yani Amerika'da mahkemeler ya da Federal Ticaret Komisyonu bir ihlal kararı verdiğinde insanlar gidip hemen tazminat davası açıyor. Çok da yaygın. Bunun sebeplerine çok kısa değineceğiz. ABD yavaş yavaş gelişiyor. Türkiye'de az gelişmiş tazminat davaları. Neden Amerika'nın hukukunda çok yaygın tazminat davaları? Bir defa uğradığınız zararın 3 katı. 3 katına kadar da değil. Uğradığınız zararın 3 katını tazmini talep edebiliyorsunuz. Üstelik talep etmeseniz de hakimdeyse tazminatın zararı 3 kat oranında tazminata hükmedebiliyor. Bu mağduru zenginleştiren bir müessese olarak eleştirilebilir ama sonuçta ihlallerin çok gizli olduğuna göre onu dengeleyici bir müessese olarak kullanıyor. İkincisi, bizim usul hukumumuza biraz yabancı ispat kolaylığı. Pretrial Discovery Rights, delil değişim sistemi var. Yani davalının iş yerine gidip delilleri inceleyebiliyorsunuz. Bu bize pek yabancı. Biz ancak celbi ne yaparız? Talep ederiz. O da gönlünden ne koparsa bize de gönderirse. Yani yerinde inceleme yetkiniz var. Davacı olarak davanın belgelerini yerinde inceleme yetkiniz var. Bizim mahkemelerimiz yerinde incelemeyi nasıl yapıyor? Kıymetli meslektaşlar, bizim mahkemelerimiz de yerinde inceleme yapıyor. Keşif ve bilirkişi. Değil mi? Bilirkişi zaten görevlendirme konusuyla sınırlı. Zaten ücreti düşük. Zamanı kısıtlı. Değil mi? Efendim söyleyeyim de. Dolayısıyla yapılan incelemenin, yerinde incelemenin kapsamı oldukça dar. Çoğu zaman keşif olsun diye yani. Talep yerine getirilsin diye yapılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bizim mahkemelerin yerinde inceleme ile elde edeceği deliller kısıtlı. Ama orada biraz daha farklı. Dolayısıyla davacı gidip yerinde inceleme yapabiliyor. Meslektaşları daha yakından ilgilendiren bir husus. Bizim avukatlık kanunumuz müsaade etmiyor. Başarı endeksli ücrete müsaade etmiyor. Kazandığımda alırım, kaybettiğimde hiçbir şey talep etmem diye sözleşme yapabiliyor musunuz? Avukatlık yasası buna müsaade etmiyor. Sponsor bulabiliyor musunuz davanıza? Ki bazı davalarda harçlar oldukça yüksek, sponsor bulmanız gerekiyor değil mi? Yani legal yoldan bulmak mümkün değil. Başka el altında yapılıyor bilmiyoruz ama orada bu serbest. Çünkü dava maliyetleri oldukça yüksek. Dolayısıyla başarı endeksli ücret, ki avukatlar artık holdingleşmiş orada. Ciddi bir bütçeleri var bu konuda, bütçe ayırabiliyorlar. Bu da önemli bir şey. Biz başarı endeksli ücreti, yani avukatlık yasası gereği ne yapamıyoruz? Öyle bir şey yapamıyoruz. Bu önemli. Dolayısıyla davacılar daha çok dava açmaya motive oluyorlar. Çünkü bir yargılama masrafı söz konusu değil. Kaybı halinde bir harç vesaire söz konusu değil. Yani bunu garanti altına alan bir sistem. Burada tabii sistemin en önemli ayağı Amerikan sisteminde class action dediğimiz topluluk davası. Şimdi HBK'da var değil mi topluluk davası? Ama tazminat talepleri içeren bir topluluk davası, derneğin, birliğin açması mümkün değil. Ya sadece tespit. Tespit, ben, değil mi? Tüzel kişi ise bağlı olduğu menfaat grubuna konu açısından sınırlı. Hiçbir şey yaramıyor. Yani, dolayısıyla tazminat da içermelerine göre anlamlı değil. Bu yasak oyuncunun bilinçli bir tercihidir. 2010'lu yıllarda bu tasarılarda biz de çok yakından takip ettik. Çünkü bu sistem biraz vahşi bulundu. Bu sınıf davası sistemi Amerika'da çok böyle vahşi kapitalizmin böyle çok simgelerinden bir şeydir. Mesela Nutella kararı var. Amerikalılar her sabah ekmeğine çikolata sürer yer ya. İşte atıyorum orada ne olmuş? Doymamış yağ değeri %9 yazılmış. Halbuki %19'muş. Bu yüzden obez olduk. Sağlık masraflarımız arttı. 100 bin kişini açıyor. Dava açıyor. Tek tek açılmıyor bu davalar. Sınıfı temsilen bir temsilci, avukat bu davayı açıyor. Ama hükmün değil mi, etkisinden herkes ne yapıyor? İstifade ediyor. Hatta burada çok küçük, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 50 dolar gibi şeyler tek tek dağıtılması mümkün değil. Onun için zararın dolaylı tazmin yöntemi de benimseniyor. Mesela bazı hastanelere, sağlık kuruluşlarına Nutella'ya yardım yükümlülüğü getiriliyor. Nutella'yı bundan sonra 3 dolar daha aşağıya satacaksınız gibi şeyler. Alternatif çözümler var, güzel şeyler aslında. Neden? Çünkü tüketiciler dava açmaya çok motive değiller. Ama class action, evet, bu önemli bir müessese. Bu zorluğu ortadan kaldırıyor aslında. Burada tabii çok fazla davacı olacak. Menfaat, hukuki menfaat ortak olacak. Dolayısıyla tek bir temsilciyle temsil edilmeye de müsait olacak. Bu sistem ne Avrupa'da ne Türk hukukunda mevcut
değil, onu söyleyeyim. Bazı yukarı baskılar Almanya'da grup davası falan var ama onlar da bu sisteme uygun değiller. Yani bu sınıf davası dediğim şey Amerikan modeli İngiltere'de yavaş yavaş gelişmeye başladı. İşte bizde bu sistem gelişmediği için tüketiciler gidip ne yapamıyor? İhlalden zarar görse de dava açamıyor. Banka kararında görse. Tek tek avukat bulacağız. Hakem heyetine gideceğiz, mahkemeye gideceğiz. Değil mi? Bir sürü iş, bir sürü dert. Alacağımız şey 3.000, 7.000, 10.000. Ama o sene kredi çeken 60 milyon kişi var düşündüğünüzde. Yani bu 3.000, 5.000 lira topladığınızda milyar dolar Kartal kârı yapıyor. Bu kâr yanlarına kalıyor. İdari para cezaları çünkü oldukça sınırlı. Dolayısıyla biz öneriyoruz topluluk davası tazminat taleplerinde içermeli. Kötüye kullanmaya evet müsait ama mahkemenin denetimi altında olacağı için hakimler daha ihtiyatlı davranırlarsa çok sorun olmaya bilir. Yoksa tüketiciler böyle mağdur kalmaya devam eder. Buyurun. Biraz önce bankalar için tüketicilerin dava açtığından ama kadük kaldığından bahsetmiştiniz. Müdavihleri hatırlayabiliyor musunuz? En yüksek ne kadardı? Belirsiz dava mı açtılar ya da... Onu birazdan değineyim isterseniz. Var hepsi belirsiz alacak davası olarak açıldı. Şimdi sorun şuydu yalnız. Her kredi çeken miktardı. İyi de mesela ticari kredilerde ihlale dair bir bulgu yoktu atıyorum. Ya da tarım kredi, mesela tarım kredilerinde yoktu. Tarım kredisi kullananlar ihtiyaçtı. Şimdi bir ihlal var, ben bir kredi çektim, zarar gördüm. Böyle bir dava yok. Sonuçta uygun ehliyet bağlı olacak. Dolayısıyla yani tarım kredilerinde ihlale rastlamadık. Ya da sen tarım kredisi kredi kullanmışsın ama tarım kredisi kullanmamışsın. Dolayısıyla yani uygun ehliyet bağına özen göstereceğiz. Onu birazdan değineceğiz. Dolayısıyla siz o tip krediyi çekmemişseniz orada bir zarar meydana yani eylem de zarar arasında zararınız varsa da başka bir şeylerdir. Dolayısıyla uygun ehliyet bağına arayacağız. Ona özenle değineceğiz. Türk Rekabet Hukuku'nda özellikle 57, 58 ve 59. maddelerde rekabet ihlalinden zarar gören herkesin bütün zararını tazmin için dava açabileceği, 58'e 2'de zarar verenlerin kastı ve ağır ihmali varsa zararın 3 katı oranında tazminat talep edilebileceği açıkça düzenlenmiş zaten. Yani bizim hukukumuzda da var ama uygulaması çok gelişmedi. Çok kısaca sebeplerine değinelim. Neden uygulaması çok gelişmedi? Bir, tazminat talebi içeren topluluk davası hukukumuzda mevcut değil. İkincisi, ispat yükleri ağır, delil değişim sistemi yok. Delillerin getirtilmesi, ortaya konması ciddi sıkıntı. Harçların vesairenin davanın kaybı halinde riskler yüksek. Dolayısıyla usulü kolaylıklar Amerikan hukukundaki olmadığı için çok fazla yaygınlaşmadı. İkincisi, geçen hafta gördüğümüz dikey rekabet ihlalleri, yani üretici, ithalatçı, neyse artık sağlayıcı, toptancısına, bayisine, parakendecisine fiyat dikte ediyor. Değil mi? Rekabet ihlalidir. Ve belli fiyatın altına satamadığı için, indirim yapamadığı için bayi daha az kâr ediyor. Ama şimdi siz hala bayisiniz, o firmanın bayisiniz. Yani ticari ilişkiniz ne yapıyor? Devam ediyor. Tutup da gidip tazminat davası açamazsınız. Ertesi gün akdinizin fesini, neyin feshedildiğini görürsünüz. Ticaretiniz sona erer. Dolayısıyla bu bağlılık ilişkisi devam ettiği sürece dikey ilişkide tazminat davası açmaz bayiler üstteki yer alan kuruluşlara. İkincisi, ha şu olabilir o, rakip teşebbüsler. Birazdan göreceğimiz davalarda hep davacılar, rakip, davacı ve davalı rakip teşebbüsler açar. Ya da rakibin alt dağıtım ağında bir ihlal varsa, zarar varsa onlar da açar. Ama aynı dağıtım ağı içinde olanlar birbirine karşı ne yapmaz? Tazminat davası açmaz. Çünkü ticari bağlılıkları ne yapıyor? Devam ediyor. Yeniden satış fiyatının tespiti. Geçen hafta gördük. En çok yaşanan ihlal türü. Yani şu fiyatın altında satmayacaksın. Şundan fazla indirim yapmayacaksın. En yaygın. Ama bayilik ilişkisi, dikey ilişki devam ettiği sürece zarar da olsa da altta kimse gidip değil mi? Sağlayıcısına karşı tazminat davası açamaz. Bu mümkün değil. Yani pratikte en azından mümkün değil. Şimdi tazminat davalarının esası nedir? Hukuki sebebidir. Haksız fiil sorumluluğudur. Bu banka karteli davasında çok tartışıldı. Acaba sonuçta kredi çekenle kredi veren arasında ne var? Kredi sözleşmesi ilişkisi var. Ama faizler üstte kartel tarafından haksız fiille ne oluyor belirleniyor. Aslında davanın esası haksız fiil sorumluluğudur. Sözleşmesel sorumluluk hükümleri de gündeme geldi. Hatta sebepsiz zenginleşmeden gidip dava açanlarda oldu ama şöyle bir örnek vereyim. Sözleşmesel sorumluluğun bir avantajı var. Orada zaman aşımı 10 yıl. Haksız fiilden doğan davalarda öğrenmekten 2 yıl. Çok kısa.
Sebze zenginleşmede bir dezavantajı var biliyorsunuz. Faydalı, lüks, zorunlu masraflar, bunların iadesi oldukça sıkıntı, denkleştirme, yani orada fedakarın denkleştirmesine göre tazminat hesabı falan, iade hesabı sıkıntı. Dolayısıyla gerçekten iştihatları da çok net. Bu nedir? Haksız fiil sorumludur. O zaman haksız fiil hükümlere de tabidir. Ama şunu söyleyeyim. Rekabeti koruması hakkında kanunda tazminata ilişkin, evet, özel düzenleme var ama ne konuda mesela? 3 kat tazminat. Bizim sorumluluk hukukumuza tamamen yabancı. Bizim sorumluluk hukukumuzun temeli nedir? Tazminat mağduru zenginleştirmez. Zararı telafi eder. Denkleştirici tazminat, değil mi? Burada 3 kat tazminat. Sonra göreceğiz, ispat yüküne ilişkin kolaylaştırıcı kalineler kabul edilmiş. Evet, bir takım şeyler var ama bunun dışında genel olarak bizim borçlar kanunumuzun, değil mi, haksız fiile ilişkin hükümleri uygulanmaya devam edecek. Ama biraz hızlı geçeyim. Yani haksız fiil hukukumuzun temel şeylerine hukuk aykırılık, fiil, kusur, zarar ve uygun nedensellik bağlı. Hepimiz görüyoruz ama teorik olarak çok fazla tartışma var. Onlara girmek İstemiyorum burada, yeri geldikçe sadece söyleyeceğiz. Peki, bir örnekle başlayalım. Yani şimdi burada çok fazla görüyoruz. Nedir? Hazır betonculardan bir örnek verelim. Dersimizde de biz okulda çözmüştük mesela. Şimdi hazır betonun en fazla nakil edileceği mesafe ne kadar? 50 kilometre. Değil mi? Yani il bazında düşünün. Çok uzak yerlere gidemez. Dolayısıyla hazır beton kullanan bir müteahhitseniz başka yerden alma imkanınız yok. Burada da 3 firma var. Rekabet vardı, fiyat iyiydi, metreküp fiyatı, ama aralarındaki rekabeti ortadan kaldırdılar. Birlikte fiyat tespit ettiler, bölge paylaştılar, arz kısıtı yaptılar. Fiyatlar ne oldu? Yükseldi, arttı. Şimdi şikayet ettik rekabet kurumuna, yerinde inceleme yaptılar, ön araştırma, soruşturma, 1-2-3. Yazılı savunma, sözlü savunma, ihlal kararı çıktı. Ne çıktı? İhlal kararı çıktı. Burada bu firmalar, 3 rakip firma, birlikte fiyat tespit etmişler, müşteri bölge paylaşmışlar. Bu sebeple fiyatların artmasına sebep olmuşlar. Yozgat hazır beton kararı, en yakın tarihli karar. Çok da tipik. Ve mesafe de, gidebileceği mesafe de az olduğu için İzmir'de fiyatlar yüksekse Uşak'tan hazır beton getiremezsiniz. Yolda taşlaşır zaten, mümkün. Ya çok sıvılaşır ya taşlaşır. Mümkün değil. Yani şeyini kaybeder. Özelliğini, niteliğini kaybeder. Şimdi biz burada müteahhitler olarak, hazır beton kullananlar olarak kartel sebebiyle fazladan ne ödedik? Bedel ödedik. Yalnız bir şey söyleyeyim. Mesela çok basit bir örnekle gideyim. Metrekare maliyeti ortalama bir dairenin 40 bin lira. 100 metrekare bir dairenin maliyeti ne kadar? 4 milyon lira. Bunun %20'si hazır beton, %25'i hazır beton maliyeti diyelim. Yani ne kadarı? 1 milyon. Bu 1 milyon kartelden sonra 1 milyon 250 bine çıktı. Yani fiyat ne oldu kartel sebebiyle? Yükseldi. Peki yüklenici 2 şey yapabilir. Bir, bunu daire satış fiyatına hiç yansıtmaz. Kendisi katlanır. 2, direkt satış fiyatına yansıtabilir. 3, yarı yarıya kardeş payı yapabilir. Her 3 ihtimalle sonuçları birbirinden farklı olacak. Birazdan ona değineceğim ama şimdi kurula gittik. Şikayet ettik, fiyatlar arttı dedik, maliyetler bu sebeple arttı dedik, zararına uğradık dedik, şikayet ettik, ihlal tespiti yapıldı, ihlal kararı çıktı. Kurul kararına karşı Ankara İdare Mahkemesi, sonra Bölge İdare Mahkemesi, sonra Danıştay. Yoktu böyle bir şey eskiden, direkt Danıştay'a gidiyorduk, ne kadar güzel. Yani 2 sene sonra karar çıkıyordu. Şimdi 2014 ihlali var, Danıştay kararı gelmiş, 2020-2022. Aradan 7 sene geçiyor. Bu arada kısa zaman aşımı ne oldu? Siz bu arada şikayet edersiniz. Soruşturmaya dosyaya giriş hakkı kapsamında dosyaya girmişsiniz. Zararı, zarar vereni, zararın mahiyetini, faili, her şeyi öğrenmişsiniz. 2 yıllık kısa süre işlemeye başlayacağım. Danıştay'dan da kararın onanmasını beklerseniz büyük ihtimal, kuvvetle muhtemel dava zaman aşımı geçmiş olacak. Zaman aşımı itiraz alacaksınız. Onun için ne yapıyoruz? Kurula şikayet ettiğimizde hemen biz de tacir, sonra tacir, ticaret dava, Asya Ticaret Mahkemesi'nde davamızı açıyoruz. Hakim zorunlu olarak ne yapıyor? Gerçekten iştihadı o şekilde gelişti. Kurulun bu idare kararını, değil mi? İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi Danıştay süreçlerinden geçerek kesinleşmesini bekliyor. Tabii bir nokta arkadaşlar, burada kesinleşen mahkeme kararı değildir. Kesinleşen bir idari karardır. Dolayısıyla hani kesin hüküm gibi bir delil kuvvetine sahip olmayacak. Ama Yargıtay'ın iştihadı çok net.
Kurula başvuru olmadan dava açarsanız, henüz dava açma zamanı gelmediğinden dava şartı gibi, davanın reddi. Kurula başvurdunuz ama henüz kurul kararı çıkmadı. Ya da henüz idari yargı süreçleri olmadı, tamamlanmadı. O zaman da bekletici mesele. Yapacaksınız diyor. Bu ne demek? Zorunlu bekletici mesele olarak bekliyoruz. Kaç sene bekliyoruz? 7 sene bekliyoruz. Birinde 9 sene mesela. Tamam mı? Bu arada beklemek şu an kötü değil. Neden? Şu an yasal faizler, avans faizleri oldukça yüksek. Ama eskiden beklemek çok kötü. %9, %12, %13.75. Yani yasal faizler reel değil. Piyasayı takip etmiyor. Yani o açıdan düşünüyorum. Danıştay'dan da geldi, onandı, kurul. Yani onandı demeyeyim de mahkeme kararı değil, bu idari bir karar. Bozulmadı yani sonuçta. İptal talepleri red edildi diyelim. Yani rekabet kurulu kararı artık idari yargı sürecinde tamamladı. 7 sene önce bıraktığımız, bekletici mesele yaptığımız davaya 7 sene sonra ne yapıyoruz? Önce bilirkişi atayarak devam. Önce bilirkişi atıyoruz. Zarar. Çünkü ihlal kararı var. Değil mi? Bilirkişi atayarak davaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ama bu arada kurulun gerekçeli kararı çok önemli. Çünkü davacı taraf sıfatı var mı? Yok mu? Değil mi? Yani ihlalden zarar görmüş mü, görmemiş mi? İhlal kararı içerisinde bunu ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz. Peki, bu arada bir şey sorabilirim. Direkt kurula şikayet eden taraf değiliz ama zarar gören. Tabii ki. Hatta bir şey söyleyeyim. Şimdi burada üçlü bir ayrım yapalım. Şikayet edelim direkt. O müteahhitlerden biriyim. Hiç şikayet etmeyip dosya giriş hakkında kullanmamış, kenarda bekleyen, aman hazır betoncuyla ilişkim zarar görmesin diyelim ama ben de alım yaptığıma göre, ben de ileride ne yaptım? Zarar gördüm. Kararda ismim geçmese de sonuçta. Şimdi onlara değinmek lazım. Önemli. Şimdi rekabet kurumuna şikayet ettim. Ettim de henüz mahiyeti öğrenemedim. Yerinde inceleme, deliller vesaire. En nihayetinde rekabet kurulu ihlal kararı verdi. Bu kısa karar. Sonra ne yapacak? Gerekçeli kararla çıkacak. Kısa karardan başlar diyenler şikayetçi açısından doğru bir tespit yapmıyor kalınca. Çünkü gerekçeli kararda biz her şeye giriyoruz. Kısa kararda sadece 6. madde ihlal ettiriyor. Ama gerekçeli kararda biz hani 2 yıllık kısa zaman aşımı var ya, fiili ve faili öğrenmek diyoruz ya. Fiili öğrenmekten kastımız ne? Zarara uğradığımızı, zararın mahiyetini, zararın esaslı unsurlarını, dava, gerekçeli bir dava açabilmeye yetecek kadar ne yapacağız? Bu unsurları öğreneceğiz ki 2 yıllık zaman aşımı ne yapsın? İşlemeye başlasın. Gerekçeli karardan işler. Şikayetçi olanlar ya da şikayetçi olmayıp dosyaya giriş hakkını kullananlar bakımından gerekçeli kararla başlar. Ama bir daire dedi ki, kardeşim dedi, insanlar rekabet kurulu sitesini takip etmek zorunda mı dedi. Tamam. Danıştay'dan kesinleştikten sonra ne yapar? İşlemeye başlar. Ama şikayetçiyseniz, dosya giriş hakkını kullanmışsanız gerekçeli kararlar. Bunun artık başka bir alternatifi yok. Şikayetçi değilseniz, dosya giriş hakkını kullanmamışsanız, idari yargı süreçleri tamamı kesinleştikten sonra işlemeye başlar deniyor. Ama bir not, basiretli iş adamı gibi hareket edeceğiz, taciriz değil mi? Yani bilmek sektörde bir büyük bir karar alınıyor orada. Bilmememiz de pek mümkün değil. Yani dolayısıyla burada bir zaman aşımı sıkıntısıyla karşılaşabiliriz. Onun için ne yapılıyor? Dava açılıyor, bekletici mesele yapılıyor. Çok da bekliyoruz. Bu arada beklememiz bitmiyor. Neden? Danıştay'dan da tamam, iptal talepleri reddedildi, ihlal kararı oradan kesinleşti. Döndük, bilirkişiye atadık, ilk derece mahkemesi. İkimiz de taciriz ya, müteahhit. Limited şirket, öbürü hazır beton anonim şirket. Dava nedir? Ticari davadır. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılıyor. Helle kurdular zaten aşağıya var artık. Tamam. Eski aile mahkemesi başkanları geldi. Ticaret Mahkemesi başkanı oldu. Bu bir sene öğrenecek bir şey değil. Duruşmalar iki sene zaten bir ötelenmek durumunda kal. Doğal bir şey. Hakimden bunu beklemeniz de değil mi? Çok uygun değil zaten. Şimdi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne geldik. Şimdi dava karşı taraf itiraz ediyor, davacı sıfatı yok, karara bakın diyor. Baktık ettik, evet, ihlalden zarar gören normun koruma alanının içerisinde. Kanuna da baktık, zarar gören herkes bütün zarar tazmin ister diyor. Kısıtlayıcı bir ifade yok. Yargıta iştahında böyle gelişti, geniş anlayın dedi, herkes talep edebilir dedi. Bilirkişi atandı, kök rapor, itiraz, ek rapor. İkinci, ek rapor. Hakim inceledi, dosyaya hakim oldu. Karar verdi, ne kadar? 3 sene. Sonra ha elinizde artık ama tazminat alacak ilan var değil mi? Hemen ne yapıyoruz? İlanı? İlanı icraya koyuyoruz ama istinaf edeceğim ben diyor. Değil mi? Mehil vesikası bizim Eskişehir'de süre tutup
Değil mi efendim de söyleyeyim? İstinafa gidiyoruz, istinaf ediyoruz. Teminatımızı yatırıyoruz. Yani paraları ne yapamıyorsunuz? Cebe koyamıyorsunuz, tahsil edemiyorsunuz. İstinafa gidiyoruz, BAM'a gidiyoruz. Bir kişi diyor, şunu görmemiş diyor, o öyle olmuş diyor. Bu üç kat çok şey diyor, iki kat olsun diyor. Değil mi? Peki istinaf temizden farklı, neden farklı? İstinaf geldi ama istinafı öğrenmemiz 5 sene. Mahkemelerin de bizim de istinafın nasıl çalıştığını öğrenmemiz 5 sene bu. Yani istinaf ne şekilde karar verebilir? Kanda da yazmıyor biliyorsunuz. İlginçtir. İstinaf talebini reddedebilir. Temizden farklı bozma yok. İstinaf talebini reddedebilir. Ya da ilk derece mahkemesi kararını kaldırabilir. İki sebepten. Bir, yeniden tahkikata gerek görmez. Bir maddi hata vardır. Düzeltir ama yeniden karar verir. İki, yeniden tahkikat yapar. Hatta burada bilirkişi ve tayyede bilir, hiçbir engel yok. Esas hakkında yeniden hüküm verir. İşte istinaf esas hakkında yeniden hüküm veriyorsa hüküm mahkemesi olur. Dosya temize gittiğinde, BAM'ın kararı bozulduğunda dosya ilk derece mahkemesine gönderilmez. Nereye gönderilir? BAM'a gönderilir. Bunu öğrenmemiz 3 sene sürdü. Kaç kez gitti geldi. Yazın şunu ya. Yani usul kanun. Arabuluculuk. Şimdi bu davalar dikkat edin. Yüklenici neydi? Limited şirket tacir. Para ve davanın konusu para ya da tazminat alacağı. Dava şartı ne var? Arabuluculuk var. Ticari arabuluculuk. Gitmek zorundayız. İki tarafta neyiz? Tacir. Her iki tarafın ticari işletmesine ilgilenen hususlardan duran dava. Davanın konusu para ya da tazminat alacağı dava şartı arabuluculuk var. Yani alacak davasında var da menfi tespitte olmaz mı? Onun konusu da para. Aynı şeyi bir kez söyledim. Çok kızdı usulcüler bize. Kanun talep sonucu demiyor. Ne diyor? Davanın konusu para ya da tazminat. Yani alacağım varla borcum yok aynı şeydir. Usul hukuk bakımından etkileri öyle boş verin. Çoğu mahkeme böyle buladı, çok doğru. Ama illa kanun değişikliği ne oldu? Gerekti. İtirazın iptali, menfi tespit, istirdat. Ya bunların konusu da nedir? Para ya da tazminattır. Ya bu kadar detaycı olmaya gerek yok. Hani usulcüleri eksik etmesin Allah, ama bu kadar da usulü düzenleme gerekli değil. Çok açık. Yani bir arabuluculuk geldi. Arabuluculuğun temel şeyi neydi? İletişim ortamı kurmak. O kadar eğitim aldık değil mi? Arabuluculukta en az uğraştığımız, en az kafa ve en az süre yorduğumuz şey o oldu. Ne yapıyoruz? Tebligat nasıl yapılacak değil mi? Dava şartı mı değil mi? Oraya mı gidelim, buraya mı gidelim? Tutanak nasıl tutacak? Asil mi geldi, metin mi? Bir usul geldi karşımıza. Esasın önüne geçti. Şu an arabulucuların en az ilgilendiği şey tarafların menfaati neydi? Nasıl bir yerlere getirdik? Nasıl iletişim kurardık? Esas her zaman geri plan edin. Yani şu usul kanunu onda bir maddeye indirseler daha rahatlarız. Yani davamdan vazgeçtin. Vaz mı geçtin? Feragat mı ettin? Geri mi aldın? Ya hakimsin, bir soru ver. Tamam. Vazgeçtim diyor ama ifade farklı. Yargı tebrik aslında feragat etmiş ya da geri almış diyor. Bu sebeple dava bozulur mu ya, gider gelir mi? Çok basit bir iletişim bozuktu. Onu anlatmış. Ticari dava, arabuluculuk değil mi? Şimdi geçti, mahkemeye geldi. Bilirkişi hatırlarsanız artık tazminat davasındayız. Neredeyiz? Asya Ticaret Mahkemesi'ndeyiz. Tazminat davasındayız. Kök rapor, ek rapor, ikinci ek rapor. BAM'a gitti. BAM esas hakkındaki, BAM ilk derece mahkemesi kararı ne yaptı? Kaldırdı. Esas hakkında hüküm verdi. Nereye gitti? Temize. Temiz yanlışlıkla nereye gönderdi? İlk derece. İlk derece direndi. Nereye gitti? İlgili daireye ya da hukuk genel HGK dedi ki ya istinafa gitmeliydi. Kaç sene geçti aradan? 15 sene. Hoca HGK'yı topladık bu arada. Yani kaç sene geçti aradan? Hocam tamam, bir şey ekleyebilir miyim? Bunun hepsi olurken Danıştay olağanüstü kanun yolundan karar verip vermiş olabilir. Ha, bu da öyle bir risk var. Oldu bankalarda aynı şekilde. Evet, bu arada İDDGK değil mi? 7-6 oyla. Evet, bir harfin rey değiştirmesiyle. Önce farklı rey verdi, sonra ismini vermeyin bir hakim şeyiyle. Gene de çoğu şey vardı, 6 hakim vardı ya, hakimler varmış yani. Şey değil, karşınızda bankalar var yani, hani çok şey değil. En nihayetinde bir tazminat hükmü çıktı ilk derece mahkemesinden. BAM'dı, Yargıtay'dı, bir şekilde yolunu buldu, BAM'a geri döndü. BAM, Yargıtay'ın bozmasına uymak zorunda değil. BAM'da direnebilir. Şu ilk derece mahkemesi usulleri aynen orada uygulanıyor. BAM direndi, aynı daireye gitti. Değil mi? Direnme konusunda şüphe var. Biraz nereye yollayalım? Hukuk genel kuruluna, başkanlarımız toplandı. Yüce Yargıtay toplandı. Karar verdi. Kararlar güzel bu arada. Yani
biz çok haksız eleştiriyoruz. 11. Hukuk Daire, Ticaret Dairesi, sermaye piyasasına bakar, bankaya bakar, şirketlere bakar, taşımaya bakar. Bir alan insanın bu alanlarda uzman olmasının beklenmesi mümkün değil ama kararlar güzel, şey yapmayalım yani hakikaten iyi ama süre çok uzun. Ve avans faiz oranları oldukça ileri, geçen yıla kadar oldukça düşüktü. Halbuki piyasa faiz oranları, enflasyonun 5'te 1'i kadar. Dolayısıyla eriyor. Tazminatımız ne yapıyor? Eriyor. Onun için sulh biraz yaygınlaştı. Dava dışı. Dava içi değil. Dava dışı. Arabulucukları genelde sulh biraz yaygınlaşmış oldu. Peki burada bir şey ama sürpriz bir şey. Yargıtay bir şey dedi bu arada. Hani müteahhitler tazminat davası açtı ya hazır betona fazladan para ödedik diye. Bir şey tespit etti orada. Bilirkişi raporunda çok dikkate alınmamış. Banda gözden kaçırmış. Yansıtmış bunu. Neye? Daire fiyatına, tüketiciye yansıtmış. Şimdi davada menfaat, hukuki yarar. Hep klasik şey. Yani avukatlarımız, herkes için öğrencilerimiz, rica ederim. Davacı tarafsak, hukuki, davada menfaat, hukuki yarar. Önce bunları incelemek zorundayız. Şimdi ne diyor? Bu müteahhitler ne yapmamış? Zarar görmemiş, zararı intikal ettirmişler, yansıtmışlar. Yani davada taraf sıfatları yokmuş. Tüketiciler açacakmış, daire alanlar açacakmış değil mi? Müteahhitler açmayacak. Burada iki değişik metot var. Amerikan hukukunda der ki bu daire alanlar gidip dava açmaz. Bu kartel inkarda yanına kalır. Zararın intikali savunmasını kabul etmiyoruz. Müteahhitlerine de hakkı vardır. Dava hakkı vardır. Çok pratik bir çözüm. Maksat zararın tazmini değil. Maksat kartel kârı kartelin yanına kalmaz. Ama bizim borçlar kanunu, borçlar hukuku, sorumluluk hukuku sistemimiz buna uygun değil. Siz ne yapmamışsınız? İhlalden zarar görmemişsiniz. Neden? Ne koptu, ne kesildi? Siz zararı yansıtınca tüketiciye müteahhit olarak hazır betona fazladan ödediğiniz o bedeli daire fiyatına tüketiciye yansıttığınızda ihlalle zarar arasında ne koptu? İlliyet bağı koptu. Tamam. Oysa tüketici dava açabilir miydi? Açardı. İlliyeti kurar mı? Kurar. Yukarıdaki kartel sebebiyle fiyat arttı. Ben de bu daireye fazla para ödemek zorunda kaldım. Açabilir, açmalıdır. Davada hukuki yarar vardır. Yargıtay da bunu kabul ediyor zaten. Ama gidip açmaz kimse. Daire alanına gidip kimse açmaz. Açsaydık bu çimento firmalarına, bu hazır beton firmalarına, karteller böyle devam etmezdi. Buyurun. Hocam az önceki farz ettiğiniz şeyde 1 milyonu çimento maliyeti 4 milyondu. Toplam maliyet yani. Ha, ona geri dönelim. 4 milyon. Evet. Yani. 4 milyon. Toplam 1 milyon hazır beton maliyeti. Ama kaça çıktı? 1.250'ye çıktı. Evet. Kartel %25 arttırdı. Bu çok basit ama tabii arada biliyorsunuz döviz kuru arttı, enflasyon var, elektrik, işçilik, asgari ücret arttı. Bunları ayrıştırıyoruz. O 250'nin 100'ü maliyet artışı, 150'si kartelden doğan artış. Buyurun. 4.250'ye toplam maliyeti ulaştı. Zaten müteahhitin bunu yani 4.250'nin altında satmasını beklemiyoruz herhalde. Müteahhit de bunu tuttu, 5'e sattı. Maliyeti önceki 4 olacaktı, bu o 250'yi her türlü yansıtmış oluyor o zaman. Şunu söyleyeyim, 4 iken 6'ya satıyordu, 4.250 iken de 6'ya satıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama işte o mümkün. Burada kendi katlanmış oluyor. Hani yani. Enflasyon var. Dünkü evle bugünkü ev zaten bir olmuş. Tabii ama enflasyon muhasebesini yapıyoruz orada biz. Enflasyon değerlemesini yapıyoruz zaten. Şimdi 1 milyondan 1.250'ye çıktı ya hazır beton maliyeti. O 250'nin hepsi kartelden dolayı artış değil. Hani enflasyon var, girdi fiyatları var. Realitede şöyle oluyor malumunuz hocam. O 20 dairelik bir projede ilk daire 2 milyona gidiyor ama ikincisi hemen 3'e gidiyor zaten. Yani üçüncüsü de 3.5'a gidiyor. Neye sattıysa onun üstüne gidiyor bir sonraki. Ama hepsi tapuda 2 milyon. O meseleye girerseniz gerçek gösterin yani. Siz de ben nasıl vergi ödüyorsam siz de vergi ödeyin. Sinsile öyle bir başlıyor ki müteahhit düşük gösterdiği için alanda 5 yıldan önce elden çıkardığında da düşük göstermek zorunda kalıyor. Yani bir yerimizi Amerikalılara satacağız. Anlatamıyorsunuz yani. Gerçek değeri göstermek zorundasınız. Yani burada kameralar da var ama yani kim gerçek değeri? Televizyonda da tartışılan mesele. Demeğine girmeyeyim de yani. Tamam. O zaman tapu harçlarını düşürün. Vergi mevzuatınızı değiştirin. Değil mi? Yani insanlar böylelikle ihlalden cayabilir. Ama şu var, zararı ayrıştırmak kolay değil. Onun için Amerikan hukuku daha pratik bir model benimsiyor. Tamam. Kime yansıttı, ne kadar yansıttı, bunu hesaplamak mümkün değil diyor. Çünkü birçok değişken var fiyatın artmasına, yansıtmaya sebep olan.
Burada ben kartal kağıdı tespit ettim. Buradan doğan zararın tazminine karar verin. İdari yaptırım aynı zaten. Daha pratik bir çözüm. Zararı ayrıştırmak kolay değil. Ama şunu söyleyeyim. Hazır beton, çimento, demirciler, bankalar, marketler kim fiyat artırıyorsa bize ne yapıyor direkt? Yansıyor. Az az hissediyoruz ama toplamda işte fakirleşiyoruz. Çok hissediyoruz. Sadece enflasyonun bir sebebi değil. Çünkü enflasyon yüksek, enflasyon ortamında fiyatlar enflasyondan çok daha yüksek artar biliyorsunuz. Çünkü maliyet analizi yapmak zorlaştığı için hani bu bakanlık fahiş fiyat diyor ya, biz de aşırı fiyatlama diyoruz. Onu tespit etmek mümkün olmayabiliyor. Sebepler çok farklılaşıyor çünkü. Asgari ücret arttı, elektrik arttı, girdi maliyetler arttı, ithal mal vardı, kur arttı derken o kadar çok değişken giriyor ki kartelin ne kadar etki ettiğini anlamak güçleşiyor. Stabil yani Avrupa'da ya da Amerika'nın stabil ekonomilerde bunu tespit etmek oldukça kolay. Covid'e kadar faizle tanışmamışlardı bile biliyorsunuz. Tamam, yeni tanıştık. Buyurun var mı? Şöyle, Rekabet Kurumu incelerken süreç içinde ne kadar, ne miktarda mal satıldı, ne fiyatlarda satıldığını zaten kayıtlardan tespit ediyor. Acaba, yani bu zarar gibi olmaz, gerçek fiili bir zarar göstermez ama müteahhit düşük bedelle sattıysa, acaba kârı yansıtmak olabilir mi oransal olarak? Nasıl bir daha ben anlamadım. Şimdi ihlal yapan firmanın ihlal yaptığı dönemde miktar olarak, bedel olarak ne kadara sattığı kayıtlarda var zaten bilirkişi incelemesiyle. Ama ihlal yaptığı için aslında onun 1 milyon değil, 750 bin kazanması gerekliydi. 250 bin maliyet etkisi var dedik. 150 bini ihlalden kazandı. 150 bin, örneğin 1000 ton mal için 150 bin kar ettiyse bu müteahhit 100 ton almış, oransal olarak kursak oradan o zarar çıkar ama her şey kayıtlıysa. Ha. Yani sizin müteahhitlerinizin çoğu orta ölçekli, küçük ölçekli müteahhitler. Her şey kayıtlı olarak yapılmıyor. Yani bu kayıtlı ekonomide, açık söyleyeyim, kayıtlı ekonomide bunları net tespit edersiniz. Zaten mesela paraketle mağazacılara karşı falan açılacak davalarda, bankalara karşı açılan davalarda bu hesaplamalar kolaydır. Bunlar bilançoları gerçek bilançolar, yani kayıtlı çalışanlar. Ama orta ve küçük ölçekli indiğinizde durum, Türkiye'nin gerçeği durum değişiyor. Peki hukuka aykırılık unsuru, Rekabet Kurulu'nun kararı, artık süre gelen içtihat yerleşti. Rekabet Kurulu'nun ihlal kararı olmadan mahkemeler ne yapamıyor? İhlal tespiti ya da tazminata karar veremiyor. Peki kesin delil midir kurul kararı mahkemede? Bizim kesin delillerimiz neler? Kesin hüküm, senet ve yemin. Bu bir mahkeme kararı değil. Kesinleşen mahkeme kararı değil. Bir idari karar ama Yargıtay'ın içtihadı çok yerleşik. Kurula başvuru yoksa, kurul kararı yoksa tazminata karar veremezsiniz. Buna takdiri delil ama kuvvetli Rekabet Kurulu kararı mahkemede, ihlal tespit eden kurul kararı mahkemede kuvvetli bir takdiri delil olacak. Aslında kesin delil olacak. Tartışmadığınız bir şey. Ne de kanun kuvvetinde, yani kesin delil kuvvetinde bir takdiri delil olarak karşımıza çıkacak. Yani kurulun geçen hafta gördüğünüz yerinde inceleme yetkileri, bilgisayar, telefon, değil mi? Yazışmalar. Yani bu yetki hiç kimse de yok. Artık kurulun personelini düşünün. Yurt dışında eğitim alıyorlar. Yurt dışı otoritelerde eğitim alıyorlar. Yani hakimlerimiz iyidir, kıymetlidir ama bu kadar detaylı analiz yapma imkanları mevcut değil. Yargıtay'da bunun farkı var. Çünkü kurul kararı, kurul ihlal kararı olmadan tazminata karar verilmez. Bir şey, peki hukuk aykırılığı böyle hallettik. Hukuk aykırılığı Rekabet Kurulu kararıyla gerçekleşiyor. Rekabet Kurulu kararı önemli. İkinci şeyde analiz edeceğiz. Peki bir de ne olmayacak? Hukuka uygunluk sebebi olmayacak. Çok detayına girmeyin. Birinden örnek vereyim. Mesela muafiyet. Dört tane temel şartımız var yani. Rekabet karşıtı eylem, ekonomik teknolojik gelişmeye sebebiyet veriyorsa, tüketici bundan fayda sağlıyorsa, önemli ölçüde piyasada rekabeti kısıtlamıyorsa, zorunlu olandan fazla kısıtlamıyorsa, rekabet karşıtı sözleşmeye, anlaşmaya, davranışa muafiyet verilebiliyor. Hatta bu kendiniz de bu muafiyet değerlendirmesini yapabiliyorsunuz. Rekabet Kurulu ihlal kararı verdiğinde zaten bu değerlendirmeyi yapıyor. Anlaşmanın muafiyet şartlarında taşımadığı görüldüğünde ihlalden dolayı yaptırım kararı veriyor. Unuttu diyelim muafiyet değerlendirmesini yapmadı Rekabet Kurulu. Tazminat davası açtık ya, davalı dedi ki benim davranışım bireysel muafiyet kapsamında dedi. Kanuna göre bireysel muafiyetle münhasır yetkili kurul değil. Mahkemeler de değerlendirme yapabilir.
bu durumda. Ya da ne yapabilir? İhtiyari bekletici mesele olarak ne yapabilir? Kurula gönderebilir tekrar. Arada kurula gönderebilir. Bilir kişiyi bir düşünün. Kurula gönderebilir, görüş isteyebilir. Muafiyetten yararlı mı, yararlı mı? Kendisi muafiyet değerlendirmesi yapacaksa bunu ön sorun yapacak. Çünkü bu bitmeden davaya devam edemez. Ön sorun yapacak. Bunu bile bekletici mesele diyor hakim. Artık ön sorun, bekletici mesele oturmuş kavramlar. Yani şey değil ama başka bir otoriteden gelecekse bekletici mesele yapacak. Yani o ayrı bir mesele. Dolayısıyla hukuk uygunluk sebepleri var mı yok mu, bunlar değerlendirecek. Burada bir şey, mesela geçen hafta gördük. Çok uzadı biraz ama. Uzlaşma. Ne yapıyor ihlalci? İhlali kabul ediyor. Bir uzlaşma metninde anlaşılıyor. Soruşturma uzlaşmayla sona eriyor. Bir idari yaptırım kararı çıkıyor. Para cezası çıkıyor ama birçok indirim alınıyor. Temel ceza daha düşük belirleniyor. Birçok indirim geliyor vesaire. Ama uzlaşma kararında en nihayetinde ihlalci ihlal yaptığını açıkça ikrar ediyor. Ve üstelik uzlaşan biliyorsunuz bu karara karşı irade fesadı yoksa gidip iptal davası da açamıyor. Hani idare mahkemesi, BİM, Danıştay dedi ki o süreçler yok. 7 yılı birden kazandı. O zaman ben olsam rekabette özellikle tazminat avukatı uzlaşma kararlarını takip ederim. Uzlaşma çıkmış, ihlal kesin artık değil mi? Karar da kesin, idare mahkemesine gitmiyor. Sonuçta uzlaşan da açıkça ihlal yaptığını ne yapıyor? İkrar ediyor. Kesin değil artık. Bunun tartışması bile yok. Ama erken dönemde uzlaşma yapıyorlar. Yani dosya tekemmül etmeden, deliller çoğalmadan erken dönem uzlaşmada bulunuyorlar. Dosya çok zayıf. Dolayısıyla ihlal neydi, kimler zarar gördü vesaire tespit etmek biraz zorlaşabilir. Ama engel değil. Ben olsam uzlaşma kararlarını takip ederim. Çünkü artık kesin bir idari karar var. Hemen gidip tazminat davası açabilirim. Hocam uzlaşmayan pişmanlık da burada etkili oluyor. Aynı pişmanlıkta da aynı şey. Orada da ikrar ediyorsunuz zaten. İdari yaptırımdan muaf oluyorsunuz. Para cezası almıyorsunuz ya da indirimde alıyorsunuz ama sonuçta ihlal yaptığınızı açıkça ikrar ediyorsunuz. Yalnız mesela Amerika'da ne yapabilir şu var. Üç kat tazminat isteyebiliyorsunuz ya ama pişmanlıktan yararlanan aleyhinaştığınız davalarda tazminat zarar miktarını aşamıyor. Bizde tasarıda vardı yasalaşmadı ama bir yandan da şu var. Pişmanlık olmadan, uzlaşma olmadan, taahhüt olmadan ihlaller ortaya ne yapamayız? Çıkaramayız. İhlal olsun ki biz de ne aşalım? Tazminat davası açalım. Yani diyalektik sistem birbirini şey yapıyor. Dolayısıyla uzlaşana, pişmanlığa başvurana, taahhütte bulunana çok fazla tazminat davası yüklenirse kimse pişmanlık hükümlerine başvurmaz. Kimse kendini ya da şeyini, sektörünü ihbar etmez. İhlaller daha çok gizli kalır. Yani bu hükmünü geliştiren bir şey. Optimal şeyi bulacağız. Bir 5 dakikada bitireyim, ara vereyim. Olur mu hocam? Burada. Hukuk aykırı fiil, hukuka uygunluk nedeni olmayacak. Zarar, ya çok detayına girmeyeyim ama bir şey söyleyeyim. Yani mecburen borçlar hukuku dersi vermek zorunda kaldım. Borç ticaret için işi değil ama herkesin borçlar genel hukukun önemini anlaması lazım. Borçlar hukuku dersi verenlerin bile çoğunun bunun önemini bildiğini düşünmüyorum. Ticari işletmenin devri sözleşmesi, rehni sözleşmesi, varlık satışı, hisse devri sözleşmesi, hepsi bir sözleşme. Asli, yan edinlikleri, yükler, külfetler, taahhütler, tekeffüller değil mi? Hepsinin sorunu nerede çözülür? Borçlar genel hukukunda çözülür. Hatta iyi şirket birleşme devralmacıdan bir kısmı borçlar hukuk hocası Türkiye'de. Sözleşme temelli bunlar. Neyi taahhüt ettin, neyi tekeffül ettin, neyden ibra ettin, neyden feragat ediyorsun? Sözleşme kanun hükümleri aşabilir mi, aşamaz mı değil mi? Tamamlama, sözleşmenin tamamlanması, yorumlanması yaptık. Meseleler çok önemli. Biz borçlar genel hukukuna yeterince önem vermedik. Çünkü her avukatın yanında evvela hiç Tekinay, Oğuzman, Eren olmak zorunda. Makaleler, kararlar var da işin esası genelde burada hala birçok şeyde biz Eren'i açıyoruz. İstanbul'da bizim hocalarımız çok kızardı. Fikret Eren'in kitabını görmek istemezlerdi. Yani Oğuzman olacak, Tekinay olacak vesaire. Hala inanın ben bütün her sene okurum borçlar hukuk kitaplarını. Artık o dersi vermeyi bıraktım ama çok şükür. Hala okurum ilkinde Tekinay'dan başlarım. İşin felsefesi nerede? Orada. Çok önemli. Hala çok işinize yarar. Teorik düşünmeyin yani. Çok işinize yarar. Bu zarar teorileri burada. Bir şey söyleyeyim. Doğrudan zarar, dolaylı zarar. İkisi de kimde gerçekleşir gene? Aynı mağdurun bünyesinde gerçekleşir. Yansıma zararlarsa bunun dışında üçüncü kişilerin uğradığı zararlardır. Şimdi bir örnek veriyoruz. Müteahhit zararı kime yansıttı? Fiyata yani tüketiciye. Buna dolaylı alıcı kuralı deniyor. Zarar intikali deniyor. Şimdi hakim diyor ki bu dolaylı tazminat diyor. Müteahhit isteyebilir diyor. O isteyen. Bu dolaylı zarar değil ki. Kastımız o değil.
Dolayısıyla biz hala mahkemelerde bile demek ki dava dilekçelerimizi iyi hazırlamamız lazım. Doğrudan zarar bu, dolaylı zarar bu. Fiili zarar bu, kazanç kaybı bu. Eren Aç'ın teorisini oraya bir sayfa yazın. Ama herkes bilmeyebilir, hakim uzman olmayabilir. Yani çok karışık. Dolaylı zararlı üçüncü kişi talep edemez davanı reddeder. Yani ki bu dolaylı zarar değil, dolaylı alıcı kuralı, zararın intikali. Zarar direkt tüketiciden olmuş, gerçekleşmiş. Bu tüketicinin doğrudan zararı aslında. Ama siz dolaylı kelimesi, mesela rekabet kullanmanın tazminat davalarında haksız rekabet kelimesini kullanmayın. Hakim direkt ticaret kavramına 56 ödev devamına gider. Tamam mı? Yani buraya bakmaz. Yani bu kavramlar çok yerleşik değil. Onun için Yargıtay'ın da kararlarında hala haksız rekabet değil. Geçiyor. Halbuki uygulanacak hükümler birbirinden farklı. Zararla ilgili söyleyeceğim şey bu ama şurada çeşitli rekabet ihlallerinde oluşacak zararları aslında anlattık biz. En önemli kısım her zaman unutmayacağımız tazminat davalarının en önemli kısmında uygun nedensellik bağı. Okuyun, 50 kez okuyun teorilerini. Bakın çok önemli. Çünkü neden uygun nedensellik bağı önemli? Çünkü davacının kapsamını bir şekilde sınırlamak zorundayız. Zararı gören herkes de ne yapamaz? Tazminat talep edemez. Şimdi rekabet ihlallerinden zarar gördü müteahhit. Değil mi? Kredilerini geç ödedi. Orada bankada neye uğradı? Tahsilatta zarar oldu. Ama banka ne yapamaz? Gidip dava açamaz. O uzak bir zarar. Yani çok uzak bir zarar. Orada illiyet bağını uygun sebebi bulmamız mümkün değil. Yoksa burada davacıların kapsamını kısıtlamamız mümkün değil. Onun için uygun nedensellik bağı yetmedi. Yanına normun koruma amacı kriteri getirdik. Şimdi rekabetin korunması hakkında kanun 57, 58, 59. Özel olarak tazminat davasını düzenliyor mu rekabet ihlalinde? Dedi bu özel koruma normu. Dolayısıyla öncelikli olarak bu özel koruma normunun koruduğu taraf sıfatınızı ne yapacaksınız? İspat edeceksiniz. O da doğrudan uygun nedensellik bağıyla ilgili. Dolayısıyla neydi? Eğer müteahhit tüketiciye yansıtmışsa bu fiyatı, tüketici yukarıdaki çimento kartelindeki hazır beton karteliyle kendi zararı arasında bence ne kurabilir? Uygun nedensellik bağı kurabilir. Ama bunu hakime dilekçede izah etmeniz lazım. Yoksa çok uzak görünüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani o açıdan önemli. Dolayısıyla tazminat davalarının temeli budur. Yani dava dilekçesini olayla başlayıp hemen neticeyi taleple bitirmek istiyoruz. Halbuki kurumsal olarak demek ki iyi metot görmemişiz. Hukuk metodolojisi çok önemli. Hukuk metodolojisi hocası yok maalesef ülkede. Çok az o alanda yetişen. Çünkü dilekçede metodu onlar anlatır aslında. Yani dolayısıyla bizim iddialarımız soyut kalıyor. Hep ne kalıyor? Soyut kalıyor. İki şeyi unutuyoruz. Bir, uygun nedensellik bağına işaret etmeyi, iki, somutlaştırmayı. Hep soyut vaka iddialarında bulunuyoruz. İhlal var, tek mağdurum yeterli değil. Değil mi? O ihlalden zarar gören grup içinde olduğumuzu, ihlal sebebiyle zarar gördüğümüzü, hem uygun illiyet bağını, hem taraf sıfatını, hem de bunu somut delillerle, somutlaştırmayı bu kapsamda ne yapacağız? Yerine getireceğiz. Ama bizim maalesef dava dilekçelerimizde en başta unuttuğumuz şey ispat yükü kime ait? Değil ikame yükü kime ait? Usul hukuku çok önemli. Doktorada Türkiye'de en çok usul hukuku dersi alan kişi İstanbul Hukuk'tan, Ankara Hukuk'tan 9 Eylül'den 6 tane usul dersi aldım. Doktora zaten 7 ders aldım. Ben 17 ders aldım. Çok sevdim. Süleyman Tanrıver, Haluk Konver, Muhammed Özekez, Oğuz Atalay. İstanbul zaten Sayın Üstü'nde, Yavuz Alamay, Abdurrahim Kars'tı. Çok büyük üstad. Tüm ekolleri gördüm. Birbirleriyle hiç alakaları yok, çok farklılar, onu söyleyeyim. Her icra müdürünün de bir ekolü vardır biliyorsunuz. Arkada birinin kitabını çeker koyar önümüze. Çok önemli, çok faydalı ama Ankara'daki hocalar ispat yüküne çok önem veriyorlardı. İspat hukukunu zorlanan sınırları, delil sistemleri, çok ders aldık. Böyle çok önemli bir şey. Tam ispat, yaklaşık ispat, mukayene ispat. Doğrudan delil, dolaylı delil. Karineler, karine türleri. Mesela karineyi hala bilmiyoruz. Burada var uyum neylem karinesi, değil mi? Bu pazardaki fiyat yapısı, pazar yapısı bozuk pazara benziyorsa uyumlu aylem içinde olduğunuz karine olarak kabul edilir. Ama Allah aşkına bir şey unutmayın. Karineye dayanan gene karine temelini ispat etmek zorunda ki. Bunu unutmayalım. Karine sonucundan yararlanacaksınız ama hala benim buradaki davranışın bozuk piyasadaki davranışa benzediğini ispatlama yükümlülüğüm var. Çünkü karine temelini ispat etmek zorundayım. Karine sonucu kendi ilden gelecek. Dolayısıyla ispat yüklerinin kimde olduğu, nasıl yerine getirileceği önemli bir mesele. Burada da çok büyük mesele neden? Birazdan ikinci devrede göreceğiz. Zarar verenin elde ettiği, elde etmeyi imkanına sahip olan kârları da tazminat olarak isteyebiliyoruz.
Rakibin kârına çöküyoruz yani. Tamam. İyi de bu belgeler kimde? Bilançosu, mizanı. Davalı da. Değil mi? Tamam. Ne devreye girecek? HDK 219-220. Değil mi? Hakim getirecek. Ama ne gelecek onu bilmiyoruz. 222. Üçüncü kişideki deliller. Özellikle rekabet kuruluna dosyayı isteyeceğiz. Ama dosyada bir sürü gizlilik var, iç yazışma var, ticari sır var. İstanbul Ticaret Mahkemeleri çok duyuyor. Hepsini getirin diyor. Mahkeme kasasına koyuyoruz. Sadece kim bakıyor sadece yalnız? Bilirkişi bakıyor. Hakim bakıyor tabii ki bir de. Hakim bakmıyor genelde. Kim bakıyor? Bilirkişi. Güzel mizan bilmem ne vesaire. Bilirkişi bakıyor. Ama görüntü alması, onun da görüntü alması yasak bazı hususlarda. O da sadece not olabiliyor. Önemli. Yani kim ispat yükü kimde? Delil kâbe yükü kimde? Bunun ayrımını bile biz bilmiyoruz. İspat yükü sabittir. Ne olmaz ya? Kanunda bile var ispat yükü yer değiştirir. İspat yükü yer değiştirmez. Soyut subjektif ispat yükü sabittir. Somut subjektif ispat yükü yani delil kâbe yükü ne olur? Yer değiştirir. Yani burada davacıdadır rekabet ihlalinden zarar gören davacıdadır ispat yükü ama delil kâbe yükü kimdedir? Davandadır. Deliller onda. Belgeler onda. İspat yükü ne yapmadı ya? Değiştirmedi ama delil ikame yükünü attı, karşı tarafa geçti. Tamam. Dolayısıyla hakim zorlayacak. Hakim ne yapacak? Zorlayacak. Tabii ne ilkesi var prensip olarak? Taraflarca getirmeyen ama yanında bir de hakimin davaya aydınlatma ödevi var. 219, 220, 221 ticari defterlerin delil olması 222 ve devamı var. Ama bir şey, tabii en nihayetinde bir taleple neyiz? Bağlıyız. İki dava konusu bizim temel çerçevemiz. Yani soyut vaka iddiası yoksa o konuda delil getirmemiz mümkün değil. Yani bunlar da temel sınırları oluşturuyor. Dolayısıyla usul hukuku oldukça önemli. Evet. Uzattım ama bir dakikada bitireyim. Siz sadece bir dakika verin bana. Kusur kısmını geçiyorum. İhlal kararında var zaten çok ayrıntı olarak. Kartelin kusursuz meydana gelmesi mümkün. Hatta kast olmadan meydana gelmesi mümkün değildir. Dikey rekabet ihlalinin fiyat baskısının bölge paylaşımının burada kusurla hukuk aykırılık ne olmuştur? İç içe geçmiştir. Bir nevi nedir? Kusursuz sorumluluk gibi düşünelim. Tabii ki kanunda ihdas edilmeli. Kusursuz sorumluluk hallerini görme yoluyla genişletmeniz mümkün değil ama burada ayrıca kusuru ispat etmenize gerek yok. Kusurla hukuk aykırılık ne yapmıştır? İç içe geçmiştir. Dolayısıyla ayrıca kusur üzerinde şöyle yoğunlaşırız. Kast ve ağır ihmal ise 3 kat talep edebiliyoruz ya, hafif ihmalde talep edemiyoruz. Kusura ancak o noktada yoğunlaşırız. Buralar bizi ilgilendiriyor. Bunu anlattığım zarar intikali savunması dolaylı tazminat değil, dolaylı alıcı kuralı. Dolaylıdan kullanmaktan çekinin gerekirse İngilizcesini verin sadece. Direct, indirect falan. Tamam mı? Anlamıyor. Fiili zarar yoksun kalınan kar. Örnekle isterseniz aradan sonra o konuya geleyim. İspat meselesi. Soyut vaka iddiasında bulunmayın. Bunlar muhakkak somutlaştırın. 100 kaçtı hatırlamıyorum somutlaştı. 194 miydi hatırlamıyorum somutlaştırma yükü. İlk kanunda detaylı olarak ne yaptı? Düzenledi. Hatta güya öncelemede bitecekti bu işler ama öncelemeyi biz usulden yaptık sadece. Şey yapmadık. O dönem Amerika'daki sistemi inceletmiş. Aylarca rapor hazırlık inceledik. Hiçbir şey yaramadı. Yani çok şey kalmadı. Davalar ne? Belirsiz. Alacak davası. O zaman burada bir sürü meslektaşımız var. Belirsiz alacak davasının şartları nelerdir? Kanun çok açık bir şekilde yazıyor. Alacağın miktarı ya da değerinin, değil mi? Belirlenmesinin davacıdan beklenememesi ya da bunun imkansız olması ya da tahkik edilecek delillerin, belgelerin davalı da olup tahkikatta sonra gerçek tutarının rakibin kârını istiyoruz ya anlaşılacak olması. Belirsiz alacak davasının şartları bu. Bir hikaye ilk geldi bu. Bir dilekçe hazırlamışlar. Dava açacaklar. Kalem kalem her şey var. Dava ne? Belirsiz alacak davası. Dedim ilk olduğunuz için hani bir şey olmaz ama böyle belirsiz alacak davası olmaz. Kıdem tazminatında aynı şeyi yaşadık değil mi? Sosyal haklar hariç çok netti vesaire gibi. Belirsiz alacak davası olarak açıldı. Bir de yanında ne var? Kısmi dava var. Bununla bitirelim. Hani kusura bakmayın seminer gibi bazen derse kayıyorum ben böyle şey yapıyorum biraz ibare değişiyor. Bununla ara verelim. Böyle yani ara vermeyi hak edelim hepimiz. Beni salacak davası da kısmi davanın farklarını uygulayıcılar çok rahat biliyor ama biz neden kısmi dava açıyorduk?
Fazla ilişkilerimiz saklı kalmak kaydıyla şimdilik bu kadar. Niye? Harçlar oldukça yüksek. İki, bu pilot bir şey. Bakalım olacak mı? Değil mi? Kazanacak mıyız? Sonra ek dava açabilirim zaten. Bilirkişi raporu geldi. Değil mi? Ne yapacağız? Islahla yükselteceğiz ama iki ana sorunumuz var. Kalan kısım için zaman aşımı daha büyük sorun. İşte arttırdığınız ama arttırdığınız kısım için ıslah tarihinden ne işleyecek? Faiz işleyecek. Büyük mesele. Ama kısmi davayı küçümsemeyin. Ben tercih ediyorum. Büyük bir şeyi var. Elinizi rahatlatır. Şimdi söyleyeyim. Neden? Belirsiz alacak davası açtığınızda kimin insafındasınız? Bilirkişiniz. Çok inanamayacağınız kararlar çıkabilir. Yani adam kocaman açtığı bayiyi kapatmak zorunda kalmış da 10 bin lira tazminat hesabı çıkmış. Oradaki masanın fiyatı bile değil. Kullandığı krediler, leasingler, yaptığı dekorasyon 10 milyon zaten. Beni sağlayacaklar da bu risk var yalnız. Sonra kök rapor çıktıktan sonra da itirazlar çok anlam ifade. O 10 bin 10 milyona çıkmaz. Aynı bilirkişiyiz yani. Tamam mı? Olmaz. Yeni bilirkişiye düşün. Bu hakim diyecek ki gerekli. Değil. Bilirkişinin uyguladığı metot genel kabul görmüş metottur. Değil mi? Yargıtay işte bir sayfa 10 adım geçtim. Böyle kalırsınız ortada. Oysa kısmi davada siz sunacaksınız. Bir hesaplama sunacaksınız değil mi orada? 10 milyon. Ama ne kadar isteyeceksiniz? Yapabilir miyim? Hiçbir engel. Hesapladım. Ben bunu hesaplayıp uzmanla hesapladım. YMM vergiciden görüş alıp mali muşavir, muhasebeciden, devlet firmasından görüş alıp bunu senin önüne koyduktan sonra bu 10 milyon 10 bin ne yapamazsın? İndirer. Kısmi davanda bu avantajı var. Hepimiz ne açıyoruz şimdi hemen? Belirsiz alacak açıyoruz. Çoğunlukla değil mi? Genelde öyle. Ama kısmi davanda ciddi nesi var? Avantajı var. Bu davaların hepsi belirsiz alacak davası olarak açılmış ama Allah'tan çok iyi bilir kişilere düşmüş. Rakamlar reale oldukça yakın çıkmış. Onun için çok tartışma yaşanmamış. Değerli meslektaşlarım, 20 dakika ara verelim. 20 dakika. İftar saatine denk geliyor, o yüzden 8'e 10 geçe hepinizi salonda tekrar bekliyoruz. Değerli meslektaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Seminerimize geçmeden önce küçük bir çağrı yapmak isterim. İzmir Barosu Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Komisyonu'na katkı yapmak isteyen tüm meslektaşlarımız toplantılarımıza davetlidir. Toplantı günlerimiz İzmir Barosu'nun sosyal medya hesaplarında yayınlanmaktadır. İlgilenen meslektaşlarımız gelebilirler. Rekabet Hukuku'nda özel hukuk tazminat seminerimizle devam etmekteyiz. Tersten başladık. Bir büyük tazminat dosyası var. 5 tane var. Karar kısmından, hüküm fırkasından başladık. 71 milyon. Bir kısmı fiili zarar, bir kısmı kazanç kaybı. 3 kat tazminatla 215 milyona çıktı. 2012 tarihinden, yalnız dava tarihi diyor. Bu tartışmalı biliyorsunuz haksız fiilde. Haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren aslında. Faiz işlemesi lazım ama bazı kararlar böyle çıkıyor, dava tarihi diyor. İştahatlar aslında daha net, yani haksız fiilin işlendiği tarihteki zarar ve faizin de o tarihten işlemesi gerekiyor diyor. Hesapladık ne kadar yaptık? Son 585 milyon. Evet, 585 milyon. Çok daha az bir tutar değil ki bunun son 2 yıla kadar işleyen az faiz oranı oldukça düşük. Sonlarda 13.75'te falandı herhalde en son bitti. Düşünün çok düşük. Ona rağmen. Bu arada 2 milyon küsur sadece buradan çıkan ücreti vekalet. Kısmi red var. Red kısmında da epey bir rakam çıkmış. Demek ki tutar bunun biraz daha yani talep edilen 400 milyon civarıymış aşağı yukarı. Şimdi burada gene bir dosya. Davacı tarafa ait ticari defter ve kayıtlar, işte davalının defter ve kayıtları incelendi. Çünkü zarar gören maddi zararını veya zarar vereni elde etmeyi umduğu, işte muhtemel kârları talep edebiliyor çıkan oranında. Varsayımsal metotla hesaplama yapılıyor. Bir şey söyleyeyim, çok basit bir şey. İhlalden zarar gördüm, pazarım daraldı, cirom azaldı ya da tasfiye ettim, dışlandım pazardan. Bir fiili zararlarım var çünkü dışlandım diyelim, pazar dışına ettim, iflas ettim, tasfiye ettim, kapattım. Batık maliyetlerim var, bu işletmeyi kurdum, leasinglerim var, kredi borçlarım var,
Malzeme aldım, o kadar demir var, şimdi burada değerinde satılacak bunlar. Batık maliyet, fiili zarar. Bu arada ihlalin devam ettiği dönem boyunca kazanç kayıplarım var. Bir de pazardan dışlandım, tasfiye oldum, gelecek zararım var. 10 yıl daha çalışsaydım şu kadar kâr elde edecektim. Dolayısıyla fiili zararlar, ihlal döneminde, yani tasfiyeden önceki o ihlal dönemindeki kazanç kayıpları, bunlara mevcut zarar diyoruz. Bir de müstakbel zararlarım var. Dışlanmasaydım, tasfiye olmasaydım, aynı surette çalışacaktım, 10 yıl daha şu kadar kazanç elde edecektim. Buna muhtemel zarar değil arkadaşlar, gelecek zararı diyoruz. Muhtemel zarar der, muhtemel zararımız derseniz davanız reddolur. Olur. Çünkü muhtemel zararlar tazminatı konusuna girmez. Nedir mevcut zarar, müstakbel zarar, muhtemel zarar? Yani borçlar hukuku dersi döndü tekrar. Mevcut zarar, fiili zararlarla ihlal dönemindeki kazanç kayıplarımdır. Gelecek zararım nedir? Müstakbel zararlardır. Yani aslında kazanmam kesindi, muhtemel değildi. Neydi? Kesindi ama pazar dışına atıldığım için elde edemedim. Gelecek zararları da tazminatın kapsamına girer. Oysa muhtemel zarar nedir? Ben bir yabancı ortak alacaktım. İşlerim iyi gittiği için ileride daha da ne olacaktım? Büyüyecektim, cirolum daha da artacak. Bu muhtemel zarar. Ek bir fiil gerçekleşiyor. Ek bir şartın, ek bir fiilin daha eklenmesi lazım ki onu öngörmek mümkün. Müneccim değilim, öngörmek mümkün değil. Dolayısıyla muhtemel kelimesini kullanmayacağız. Ama hesaplama, işte bu fiili zararları ve özellikle mevcut kazanç kayıpları değil de özellikle gelecek zararı, yani dışlandıktan, tasfiye olduktan sonra çalışsaydım eğer şu kadar kâr edecektim gibi gelecek zararını hesaplarken varsayımsal metot kullanıyoruz. Çünkü onu bilmemiz artık mümkün değil. Çok fazla değişken var. Mesela pazara daha çok firma girerdi, belki pazar kaybı yaşayabilirdi ya da pazardan çok çıkış olurdu, pazar payını artabilirdi. Yani bunu hesaplamak çok mümkün değil. Bu spekülatif bir şey. Dolayısıyla varsayımsal metot yargıtayca makbul görülen metottur. Bunun için ne yapacağız? Zarar yönelik bilançosunu geçmiş yıllara göre inceleyeceğiz. Alımları, satışları, kârlarına bakacağız. Dolayısıyla bu pazarda 10 yıl yalnız, 10 yılın üstünü tazminli karar verilmiyor, çıkmıyor. Bir iş dosyası var, 30 yıl hesaplamış. Pazarda atıyorum, ne olsun? Kontör pazarı. Kontör mü kaldı? Böyle bir şey yok. Yani pazar değil zaten. 30 yıl çok uzun yani. 10 yıl hani bu zaman aşımı süresi açısından da biraz daha örtüşüyor. Genelde 10 yıllık dönem için hesap ediyor. Ama bir şey söyleyeyim, gelecek zararı diyoruz ya, ama bizim idari kararın Danıştay'dan kesinleşmesi, ilk derece mahkemesi, adli yargıda, BAM, Yargıtay zaten 10 yılı aşıyor. Aslında gelecek çoktan gelmiş oluyor. Bildik şimdi işi kolay aslında. Mesela o pazar kapanmış olabiliyor, o sektör tamamen bitmiş olabiliyor. Yani dolayısıyla hesaplamak aslında varsayımsal metot ama reel çıkar. Biliyorum çünkü rakamlar reel. Yani çok uçuk açık değil, çok düşük değil. Rakamlar reel, gerçek kayıpları ortaya koyuyor. Peki, zarar gören şirketin böyle yönetsel sıkıntıları olmuştu mesela o zaman içerisinde. Bunlar zararı düşürür mü? Şimdi şöyle bir şey, onun için ya burada çok detay olacak ama regresyon analizi yapıyoruz. Çok değişkenli hesaplama yöntemi kullanıyoruz. Neden? Yönetiminiz çok kötü, oysa rakibin yönetimi çok iyi. Dolayısıyla o kârların bir kısmı yönetsel kabiliyetten kaynaklanabilir. Sizin yönetsel kabiliyetleriniz o kadar iyi değil. Pazara yeni girişler olabilirdi ki, mesela hazır yemek siparişinde öyle olmadı mı? Yemek sepeti vardı. %90 üstünde pazar hakimiyeti vardı. Ama inanamayacağı kadar güçlü rakipler birden karşısına geldi. Hala hakimiyetini koruyor ama rakip de getir yemek değil mi? Trend yol yemek iste gelsin. Zaten ödeme sistemi ağı var, kurye. Ağı var karşınıza, çok ciddi bir rakip çıktı. Orada da şu çiçekte bir türlü çıkmadı, değil mi? Sahibinden de ilan reklam pazarında bir türlü çıkmadı. Bunlar online mecralar değil mi? Çok kolay bir site yapmak. Demek o kadar kolay değil. İlk giren avantajı var, çok büyük. Yani bir de e-pazar yeri dediğiniz şey sadece pazarlamadan ibaret değil. Ödeme sistemi var, kuryesi var, lojistiği var, stok değil mi? Yönetimi var. Yani bunlar kolay şeyler değil. Şimdi dolayısıyla yönetsel kabiliyetleri, pazara yeni girişleri çok denkleme katmıyor bilirkişiler. Çünkü bizim bilirkişlerimiz klasik bilirkişiler. Yani bir mali müşavir, bir hukukçu bulursanız ticaret hukukçusu, rekabetle ilgili ya, bulmak zor ama olursa bir mali müşavir. Bir de emekli bankacımız olur, o finans bilirkisi olur genelde. Emekli ama artık günün şartları çok değişti. Ama bilanço incelemeyi iyi biliyorlarsa büyük sıkıntı olmaz
bir ortalama bir şey çıkar. Ama bu kişilere bizim bunu söylememiz çok mümkün. Yani yönetsel kabiliyetlere de dikkat alın. Pazara giriş serbest mi, engel var mı, yok mu? Muhtemel bunu da takip edin demek çok şey olmuyor. Bunları hesaplamak zor. Yani bu ekonometri biliminin konusu. Regresyon analizi yapacak, zaman serisi, simülasyon yapacak. Bir de bir sorun daha var. Bizim hakimimiz ilk derecede, başkanımız özellikle ve BAM'da ve Yargıtay'da. Bir kişi raporunu denetleyebilmek, az çok anlayabilmek ister. Varsayımsal metot yıllardır kullandığımız tazminat hesaplama yöntemi. Bilançoya bakıyoruz, maliyet kârlılık analizi yapıyoruz. Buna ticaret mahkemesi hakimleri özellikle çok aşina. Bilanço okumayı da biliyorlar. Dolayısıyla hakim bir kişi raporunu az çok denetleyebilmek ister. Ama siz orada ekonometrik model, regresyon, simülasyon analizi yaptığınızda iş denetimden çıkar. Denetleyemediği bir şeye dayanak olarak kararına esas almak da çok istemez. Bu da bir gerçek. Yargıtay'da ne diyor? Varsayımsal metot kullanmış. Bizim genel kabul görmüş metodumuzdur. Yani klasik bilgisayarla biz devam edeceğiz bu hesaplama yöntemini. Ama buradaki hesaplamalar düzgün. Çünkü bu firmalar, davacı da davalı kurumsal firma. Bilançolar olduğu gibi gerçeği yansıtıyor. Her şey kayıtlı. Onun için reel tazminat miktarları karşımıza çıkmış. Yalnız dava tarihinden işleyecek. Bir de bir şey yazmış yalnız hakim. Eski hakimler böyledir. Aklımda hala ne var? Eski yasalarında reoskont faizi var, avans faizi. Bazıları da reoskont slash avans yazarlar. Bir şey olmasın diye. Avans faizi aslında bu faiz kanununa göre. Mahkeme diyor ki, benim tazminata hükmetmem için diyor, bir rekabet ihlalim vardı. Zararın bulunması, ihlaller zararısı da uygun illiyet bağı ve failin kusuru şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir diyor. Mahkeme bir şey daha söylüyor burada. Kurulun ihlal kararı var ama diyor, sorumluluk hukukuna ilişkin şartları bana bıraksın diyor. Ben burada incelememi kendim yapacağım diyor. Ama ihlali tartışmayacağım diyor çoğunlukla. Bu uzmanlık gerektiren bir şey. Dolayısıyla ihlal kararına rağmen davacı sıfatı, uygun illiyet bağı, zararın varlığını ispat, miktarını ispat, hakimin takdir hakkı gibi meseleler yani sorumluluk hukuku kapsamında hakimin yetkisinde. Burada bir şey, bu davaların çoğunu ne olarak açıyoruz dedik? Belirsiz. Alacak davası olarak açıyoruz. Uygun, evet zaten. Çünkü çoğu belge, delil karşı tarafta zaten. Bir de nitelikli bir hesaplama yapmak gerekiyor. Çok uygun o açıdan, herhangi bir sıkıntısı yok. Ama burada temel sorun şu, bilirkişi kök raporu geliyor ya. Ne diyor 300 milyon? Hemen, daha da gerek yok, talep artırımla yapıyoruz. Ama bir yandan da itiraz ettik, aslında daha fazla diye. Ek rapor geldi 400 dedi. Ne yapacağız? Islah etmeyeceğiz. Bence eklememiz lazım. Değişik, çelişki iki kararlar ıslah ediliyor. Diğeri de bu dava esasında ne zaten? Belirsiz alacak davası. Biz ıslahtan kaçmak için buraya geldik. Dolayısıyla ek raporda da yükselmişse ıslaha gerek olmadan tekrar artırabilir diyor. Yakında tarihi bir Yargıtay karar. Onu söyleyeyim. O önemli. Dolayısıyla o şeyden de sıkıntıdan da bizi kurtarıyor. Neden? Hani bu, bakın red halinde ücreti vekalet falan çok yüksek ya mevlalarda. Yani o kök raporlara gene biraz ihtiyatlı yaklaşıyoruz. İtirazımızı yapıyoruz. Çok umudumuz yok ek raporlara ama sürpriz daha yüksek gene biliyor. Çünkü metotta bazen sıkıntı oluyor. Dolayısıyla ıslaha bence lüzum olmaması lazım. Yargıtay'ın bir daha, dördüncü daire tam hatırlamıyorum ama ticari daire değil ama güzel bir kararı var. Yani tekrar ıslaha gerek olmaması diye gerekir diye düşünüyorum. Yani ikinci defa harç tamamlamaya izin veriyor. Evet, bence öyle. Yani iştahat da o yönde. Yani çok şey değil, rahatlatan da bir şey. Kısmi davada durum daha farklı. Bu biraz daha sıkıntı yaratacak. Kurul kararı sadece mahkeme diyor. Biraz davacıya kızmış dilekçe çok şey. Çok üstten böyle, biz anlarız sadece diye falan yazılmış. Diyor ki yani varlığı ya da yokluğu bakımından etkili olur kurul kararı diyor. Hakim gerçekten şey yapmış. Sorumluluk hukukun diğer esasları bağlamında değerlendirmeyi bize bırakacaksınız diyor. Değerlendirmeyi biz yapacağız diyor. Evet şurada. Şimdi şöyle. Ramazan'dayız ama en uygun karar bu, inceleyebileceğimiz meclisi kararı var. Şimdi nasıl büyütüyoruz ben de şöyle. Evet.
Şimdi ben hep verdiğim örneklerde diğer şeylere de değineceğim ama dosyalar, onlar da büyük dosyalar ama şimdi bu İzmir'de gerçekleşen bir rekabet ilgilerinden doğan tazminat davası. BAM, Yargıtay, Yargıtay'dan kısmi bozma gelmiş. Tekrar BAM'a gönderilmiş. Derdesi açık. Yani dosyada bazı detaylara girmeyeceğiz ama bu Yargıtay kararı açık zaten. Açık erişim. Yani o açıdan bir sıkıntı yok değil mi? Olması lazım. Şimdi bir şey söyleyeyim. Önce şunu görelim. Şimdi rakı pazarı ile ilgili bir dava. Tabii sektörün domine eden, sektörde hakim durumda olan firmamız var. Kimdir o? Meyiçki. Çünkü tekerden aldı biliyorsunuz. Yani yeni rakı markası onda ve 8 tane daha marka var. Pazar payı en yakın rakibinin 13 katı. En yakın rakibinin 13 katı. Yani çok ciddi büyük bir pazar payına sahip. Başvuruda bulunan çok vardı. Bizi ilgilendiren İzmir'de Efe alkollü içecekler. Bu rekabet kurulunda daha ihlalden dolayı şikayet ediyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ya karar çok uzun da ben özetleyeyim size. Bu şimdi rakı pazarı, tabii yanında vodka pazarı, şimdi alkollü içecekler pazarı diyoruz. Bira bunlar, rakı vodka belki birlikte değerlendiriliyor bazı kararlarda ama bira ayrı bir pazar. Orada da biliyorsunuz Tuborg'un başında Efes gibi büyük bir sıkıntı var. Evet, benzer sıkıntılar. Burada gazlı içeceklerde kola var. Rakipleri sıkıntıda. Dondurmada Algida var. Golf sıkıntıda. Cipsde Fruitulay var. Rakipler hep sıkıntıda. Şimdi rakı pazarına gelirsek. Bir açık bir kapalı satış noktalarımız var rakıyı sattığımız. Ne demek açık satış noktası, kapalı satış noktası? Tek ele gidip poşete koyup alıyorsam kapalı değil mi? Restorana oturup önüme dolduruyorlarsa açık. Dolayısıyla açık satış noktası dediğimiz şey içkili restoranlar, barlar, pavyonlar vesaire. Kapalı satış noktaları tekerlerimiz var. Tekerlerimiz var. Bazı marketlerimiz var. Bir zincir marketlerimiz var. Dutufil satışları var. Şimdi sektörü domine eden kim? Meyiçki. Bir içki almak için girdiğinizde yeni rakının orada görülmesini istersiniz. Yani yeni rakı ürünleri satmıyorsa oradan başka ürün almakta da tereddüt yaşayabilirsiniz. Bu sektörde böyledir. 50 yıllık bilinirliği var. Hala da çok fazla giriş oldu ama hala da böyle. Girenlerin bir kısmına Meyiçki ait zaten. Yani alternatif sunuyoruz size sadece. Kola Fanta vesaire gibi hepsi gibi. Önemli. Peki, şimdi sektörde hakim, alkolü içecekten önemli kazanç elde ediyorsanız, May grubuyla anlaşmadan para kazanmanız mümkün değil. Sattığınız ürünlerin %90'ı ona ait çünkü. May daha da büyütmek istiyor pazar payını, yeterli değil diyor. Bu açık ve kapalı satış noktalarına diyor ki, ya rakip ürünleri mümkünse hiç satmayın. Hiç satmayın. Ya karardan öyle anlıyoruz. İki, satıyorsanız da raflarda geriye koyun. Daha az raf ayırın. Ben de size daha çok bonus ürün vereyim. Daha çok indirim yapayım. Mekanı dizayn vereceksin, avans vereyim. Hatta onu çoğu zaman geri bile ne yapmayın? Hedefi tutturursan geri bile ama hedefi tutturmak için de hep benim ürünlerimi efendim, satman lazım. Dolayısıyla buna, şimdi sözleşmelere bunu yazamıyor Meyiçki artık. Neden? Kurul inceliyor zaten. İhlali ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla hukuksal anlamda bir münhasırlık yapamıyor. Ama fiilen ne yapıyor? Fiili bir münhasırlık yaratıyor. Rakipler dışlandı mı peki? Hala Efe var mı? Hala orada işte Sarper var mı? Sarper sahibi de gibi. Beylerbeyi. Efendim? Beylerbeyi o. Beylerbeyi değil mi o? Tamam. Hala var değil mi? Var. Demek ki burada rekabet ihlali var. Meyiçki pazardan dışlamış mı rakipleri? Pazarı kapatıp faaliyetleri zorlaştırmış mı? Faaliyetleri zorlaştırmış. Bu arada Mey'in hala pazar payı artışa, inceleme döneminde bile artışa devam ediyor. Önemli bir şey. Şimdi bu münhasırlık, yaratılan fiili münhasırlık sonucunda rakiplerin pazar payı ve cirosu ne yapıyor? Efe Bey'ler cirosu ve pazar payı düşüyor. Dışlanmıyorlar. Hala çalıştıkları firmalar ama eski satış rakamları yok, eski karlılık yok. Şikayet var. Kurul yerinde inceleme yapıyor. Nerede inceliyor? Açık, kapalı satış noktaları, bölge müdürlükleri, bölge müdürlüklerindeki e-mailler, telefon yazışmaları değil mi? Bunların işte şikayetçiler, diğer ilgililerin herkesten bilgi belge topluyor. Kurulun yerinde inceleme yetkisi ne dedik? Oldukça geniş. Böyle bir yetki hukuk mahkemelerinde
yok. Yani biz gittiğimizde bir kişi olarak yerinde inceleme yetkisi verildi. Çok sınırlı veriliyor zaten. Defterlerin de hepsini ne yapamıyoruz? İnceleyemiyoruz. Mümkün değil. Vekil hemen itiraz ediyor. Başınızda duruyor zaten. Öyle bir flaşı verip örnek almanız da mümkün değil hepsinden. Ha. Beyannameye tabi olanları falan alabiliyorsunuz. Oysa burada durum öyle değil. Yani yerinde inceleme yetkisi çok geniş. Ben özetleyeyim, karar çok uzun. Anlaşılıyor ki özellikle bölge müdürleri bu açık kapalı satış noktalarına diyor ki bak diyor rakibi çok öne çıkarmışsın diyor. Tamam. Dolayısıyla diyor sen de açık hesap çalışmayı kesiyorum diyor. Ne demek açık hesap, cari hesap? Vadeli. Yani mal veriyor ama henüz bedeli almıyor. Satış oldukça alıyor, düşüyor. Ya çok avantajlı bir şey açık kapalı satış noktası açısından. Peşin satış yok ama ben sana açık hesap çalışmayı kesersem benden ancak peşin ver değil mi? Peşin vererek nakit karşılığı. Bu da pek mümkün değil. Zorluyor. O zaman diyor ki uyacağız biz de sizin talebiniz neyse. İşte onların raflarını geriye atacağız. Adedini azaltacağız. Mümkünse hiç satmayacağız. Değildiler bu şekilde ve o 2011, 10, 11, 12, 3 yıllık dönemde ihlal devam ediyor. Bu arada bu beyler beyi neyse işte Efe, cirosu ve pazar payı ne yapıyor? Satış rakamları azalıyor. Pazarda açık ara kim hakim durumda? May ne diyor? En yakın rakibinin kaç katı? 13 katı. Çok büyük bir rakam. Yani çok, hiçbir pazarda yaşanacak bir şey değil. Ancak çiçek sepeti bu şeye sahip. Onun dışında yok. Çok hocam, bir şey. Hocam çok kadar. Buyurun. Yani şöyle bir ekleme yapmak gerekebilir. May'i özelleştirmeyle bu pazarda. Yani doğal tekerdir yani. Doğal tekerdir. Yani kendi iç inisiyatifiyle tekel olmuş, monopol olmuş bir kurum, hakim duruma gelmiş bir kurum değil. Yani doğal tekeli devralmışsınız. Pepkin'de olduğu gibi, Tüpraş'ta olduğu gibi. Devlette kalabilir miydi? Ayrı bir tartışma. Onu şimdi şey, konu olarak gündeme getirmeyelim ama şöyle bir şey, özelleştirme ve serbestleştirmeyle serbest pazar ekonomisine hızlı geçiş yaptık. Çok hızlı bir devletteyken, kamudayken evet verimsizdi, oydu buydu vesaire ama devletin amacı bir yüksek kar etmek değil. Ama özel sektöre geçtiğinde o zaman rekabet olsun. Rekabet olsun ki kalite artsın, fiyatlar düşsün. Bizim hiç istemediğimiz bir şey özel sektör tekelidir. Meyde olduğu gibi, yemek sepetinde olduğu gibi, çiçek sepetinde, sahibinden de Google'da, Booking'de olduğu gibi. Orada tek yegane prensip, ana amaç kârın maksimizasyonu. Dolayısıyla özel sektör tekerleri bizim istediği, arzu ettiğimiz bir şey değil. Bir şekilde kapital ekonomi de arzu ettiği bir şey değil. O da rekabet istiyor. Rekabet olmazsa, kalite artmazsa, fiyatlar düşmezse, tüketici, garibanlar yani memnun olmazsa yakarlar ülkeyi değil mi? Sistem devam etmez. Sistemin devamı için zaten rekabet şart. Bu rekabet kanunları, kurallar boşuna konmuyor. İlk nereden başlıyor geliyor? En kapital ülkeden. Nereden? Amerika'dan sonra İngiltere'ye sonra buraya. Bunlar boşuna konmuyor. Direkt dikkat edin. Önce Amerika serbestleşme, sonra Avrupa özellikle, İngiltere özellikle özelleştirme, serbestleşme, sonra 80'lerden sonra Türkiye, bununla beraber işte rekabet kuralları. Neden? Sistemin serbest pazarda, sistemin herkesin mutlu olacağı şekilde devam edebilmesi için ne şart? Rekabet şart. Rekabetin olmadığı yerlerde sıkıntı var. Mesela derslerinde söylüyorum, en yoğun rekabet otomotiv sektöründe. Tam rekabet neredeyse. Tam rekabetçi piyasa var. ÖTV'yi, MTV'yi, KDV'yi çıkın, çok güzel arabayı çok uygun fiyata alabilirsiniz. Ve bir firma bazı şeyleri ekranda neyse hani arabanın özelliklerini eksik bıraktığında kimse onu ne yapmıyor satın? Tüketicinin artık beklentisi yüksek. Ve fiyatlar, bu vergileri çıkın fiyatlar makul. Neden? Otomotiv, GSM sektörü aynı şekilde. Derste söylüyorum, onu dinliyorsun, bunu izliyorsun, o uygulama var, bu var. Ne kadar ödüyorsun? 300 lira. Karşıda döner aylar yesen 300 lira. Sen bir ayda bütün interneti, bütün hayatını değiştiriyorsun değil mi? 300. Çünkü bu sektörde rekabet oldukça yoğun. Ve kalite oldukça yüksek. Çok yüksek standartlarda hizmet ve çok uygun fiyata. Neden? Madem bu sistemdeyiz, o zaman rekabetin yoğun olması lazım. Burada da ana görev rekabet kurumunda. Biz tüketici olarak bunların hepsinden doğrudan ne yapıyoruz? Etkileniyoruz. Yani çiçek sepeti üyelerinden aldığı %7 komisyonu, örnek veriyorum, %30'a çıkarsa o çiçekçi bu ürün fiyata, bu ürünün fiyatına bunu yansıtmak zorunda. Biz hepimiz de çiçeğimiz oradan sipariş ediyor. Dolayısıyla bazı sektörleri kurum zaten devamlı izliyor. Özellikle dijital pazarlar devamlı olarak gözlem altında. Konumuza dönersek, tespitlerimiz var, ne diyor? Mey içki açık ara nedir? Hakim durumdadır. Rakiplerin pazardaki faaliyetini fiili münhasırlık uygulayarak ne yapmıştır?
zorlaştırmıştır. Hakim durumunu kötüye kullanmıştır. Hatta kararda cirolarda incelenirken Efe'nin de cirosuna bakılıyor, pazar payına, satışına düşüşler var. Demek ki bu ihlal etki de etmiş. Ne yapmış pazarda? Etkilemiş rakipleri. Aslında tazminat davası açısından elinde bir koz, değil mi? Bak, kurum bile tespit etmiş. Cirom azalmış, zararım var. Kurum kararı çok önemli. İyi okumamız, 3-5 kez okumamız lazım. En az 100 sayfa katlanacağız, okuyacağız. Burada ben 100 sayfayı size göstermekten vazgeçtim. Yazılı savunmalar vesaire. Şöyle biraz şey yapayım. Yani arada ilginç şeyler var. Birkaç şey. Satış noktalarında rakip ürün satışını engelleyen ve fiili mülhasına yol açan uygulamalar yaptığı. Geleneksel kanalda ne demek geleneksel kanal? Çevrim dışı. Direkt gidip aldığımız kanalda. Yerinde tüketim kanalında satış noktaları, açık kapalı satış noktaları, rakipleri dışlayacak şekilde hedef koyarak. Ne diyor? Bendeki mail içindeki satış hedefini tutturmazsan indirimini kaldır. Ve işte açık hesap çalışmayı keselim. Bu hedef aslında rakiplere ne yapıyor? Zarar veriyor. Oraya motive oluyor kişi. Rakip ürünün satışı azalıyor. Rakipleri dışlayacak şekilde indirim uyguladığı, rakiplerin görünürlüğünü ne yaptığı engellediği vesaire şeklinde özetlenebilir diyor. Burada ilginç tespitler var. Birkaç şey. Mesela satış rakamları var. O çok ilginç. Milyon litreler konuşuluyor. Aylık bazda bu arada. Yıllık bile değil. Aylık bazda Efe. Şu kadar milyon litre göremiyoruz. Meyçi 13 katı en az değil mi? Efe geliyor. Şu kadar milyon litre. Bir şey söyleyeyim. Burada bir simülasyon yapalım. Şimdi burada hakim durumu kötüye kullanan kim? Mey. Rakibi dışlamadı. Rakip hala faaliyete devam ediyor ama faaliyeti zorlaştı. Daha çok görünür olmak için daha çok reklam yapmak zorunda kaldı. Bu arada cirosu da azaldı. Pazar payı azaldı. Bu arada bir yandan da maliyetler sırtına biniyor, değil mi? Hemen depoyu küçültemezsiniz, hemen fabrikayı küçültemezsiniz. Yani batık maliyetler üzerinizde, atıl kapasite olarak üzerinizde duruyor. Ciddi bir ne var? İhlalden zarar var. Efe de gidiyor. Dosya açıkken, rekabet kurulundayken, dosya açıkken, ticaret mahkemesinde tazminat davası açıyor. Karar çıkıyor. İdare mahkemesi, bölge idare mahkemesi, Danıştay. Zorunlu bekletilmesi olarak burada duruyor. BAM'dan değişik bir karar çıkıyor. Yargıtay'dan bozma çıkıyor. Hala derdest görülmeye devam ediyor. Bir de bu süreç var. 2010, 2011, 2012 diyoruz. Hala BAM'da dosya karar verecek. Kaç sene geçti? 12. Bu arada BAM direnirse 11. daire yok, HGK değil mi? BAM uyarsa sıkıntı yok herhalde artık. Tekrar kavyolar ekmesi pek olası görünmüyor. Yani en azından 13 yıl gibi bir süre. Ama burada haksız fiilin işlendiği tarihe itibaren avans faizi işletilmiş. En azından o bir avantaj. Karara geçeceğim şimdi ama. Şimdi burada bir şey. Birincisi bu. İkincisi şu olabilirdi. May, Efe, Beylerbeyi, Burgaz anlaşmışlar. Rakının fiyatını şişe başına 70'likte diyelim 100 lira arttırmışlar. Bu hakim durumu kötüye kullanılması değil. Bu ne olacak artık? Birlikte hakimiyet olabilir ama daha çok ne olacak? Katil olacak. Peki burada zararı kim görecek şimdi? Şimdi arada toptancı var, para kesici var, en son tüketici var. Onlar bu maliyete katlanmıyor genel itibariyle. Tüketici direkt ne yapıyor? Fiyata yansıtıyor. Zararı gören kim olacak? Tüketici. Bu arada bir üstünde para kesici, bir üstünde bölge, toptancı, onun üstünde üretici var. Değil mi? Aradakiler atladı, zarar ne yaptı? İntikal etleri tüketici var. Bu arada rakamlar milyon litre aylık. Yani aylık aşağı yukarı ortalama söyleyeyim 20 milyon litre diyor. Litre 70'lik kaç litre? Google'da yok mu? 0.7. Evet yani düşünün kaç milyon şişe. Yıllık vurun kaç yüz milyon şişe. 3 yıl devam ediyor bu kartel diyelim. 900 milyon şişe. Şişe başı 100 liradan. Ortada 100 milyar liranın çok üstünde bir kartel kârı var. Kimse dava açtı mı? 600'e alıyorken 700'e çıksa kimse dava açmadı. Ayda bir şişe tüketsem, senede 12 şişe 1200 lira için kimse dava açmaz. Kartel kârı yanlarına kaldı. Neden? Toplu dava sistemi yok. Kimse gidip bu riski de almaz. İdari para cezası aldı bunlar. Meyçki de var %1.5'tan. Kârlılık oranı %10'un
üzerinde, yani bir yıllık kârın işte bu onda birini buraya vermiş oldu. Caydırıcı değil, karşı oy yazısında var, çok düşük bu diyor. Çünkü kanun cironun %10'una kadar diyor. Ceza yönetmeliği kartellerde %2 ila %4, diğer ihlallerde 0.5 ile 3 arasında diyor. İşte burada temel ceza %1'den veriliyor meclisliğe. Ama ihlal uzun süre devam ettiği için 1.5'a çıkıyor. Ama dediğim gibi ciro ve kârlık oranı çok yüksek. Demek ki bu ceza caydırıcı değil ki. MİÇKİ 3-4 kez soruşturma geçirdi. Aynen yani çimento kartelinde olduğu gibi, demek ki cezalar caydırıcı değil. O zaman tazminat davaları caydırabilirdi. Eğer bir fişe bakar değil mi, benim bunu aldığımı ispatlamam çok zor değil. Avrupa'da basit bir bildirim formu var küçük tazminat talepleri için. O fişe ekliyorsunuz. 12 şişe 1200 lira diyorsunuz. Online olarak bu formlar gidiyor bir yerde. Temsilcide toplanıyor. Toplandığında bazen rakamlar milyar euronun üstüne çıkıyor. Böylelikle aslında ihlalden siz ne yapıyorsunuz? Kamu yaptırımıyla caydıramadınız, tazminatla caydırabiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi biz tazminat davalarını açmadığımız için, toplu olarak da açamadığımız usulü hukukuna müsaade etmediği için, idari yaptırımlar da bence etkisiz kaldığı için çoğu sektörde, ihlalciler ihlalden ne yapmıyor? Vazgeçmiyor ve burada da fiyatlar %90 itibariyle kime yansıyor? Parakende sektöründe, e-pazar yerlerinde, alkollü içeceklerde, alkolsüz içecekte, dondurmada, cipste fiyatlar kime yansıyor? Tüketiciye yansıyor. Dolayısıyla davada açılmadığı için kartelcilerin, ihlalcilerin, ihlalden doğan karları genelde yanlarına kalmış oluyor. Peki bu ihlal yapan şirketlere şöyle bir şey yapılır değil mi? Bir rekabet tarafından. Tavan fiyatı şunu geçemez. Şey. Yapar ama o zaman ülkemiz liberal olmaktan, serbest piyasa ekonomisinde olmaktan çıkar. Fiyatlara doğrudan hükümet ne yapmaz? Müdahale etmez. Sadece o fındıkta bile biliyorsunuz doğrudan fiyata müdahale etmiyorsunuz. Referans fiyat veriyorsunuz. Çayda, fındıkta, üzüm, kuru üzüm buralar için çok önemli mesela. Referans fiyattır o. Yani direkt fiyat belirleyemiyorsunuz. Onu yapamıyoruz. O zaman serbest piyasa ekonomisinden çıkmış oluyorsunuz. Yani karma ekonominin bile ötesine geçiyorsunuz. Bir şey söyleyeyim. Çin'de sonuçta ne var? Sosyalist piyasa ekonomisi var. Öyle deniyor değil mi? Orada bile böyle doğrudan müdahale yok. Çok abartırsanız bir müdahale gelir. Yani. Hani, dolayısıyla fiyat belirlemek. Mesela sahibinden kom kararı vardı. Sonra bozuldu ama onda ben çok uğraşmıştım. Aşırı fiyatlama vardı. Üyelerine aidatları 10 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bine çıkıyor. Ne ben? Alternatifi yok, galericisiniz, emlakçısınız, gidecek yeriniz yok. Ya rakipler var ama pazar payları birim bile, yani en yakın rakibinin 90 katı fazla pazar payına sahip. İlan reklam pazarında. Yani aşırı fiyatlama var. Ama kurul hadi bir ceza vereyim dedi. Ceza da ama neden aşırı olduğunu çok değinemedi. O zaman ne yapıyorsunuz? Sahibinden kom için, çiçek sepeti için, hepsi burada yemek sepeti için, üyelerinden alacağı aidatları belirlemiş oluyorsunuz. Yani piyasada fiyata doğrudan müdahale ediyorsunuz. Bu serbest pazar ekonomisine uygun değil. Onun için doğrudan müdahale beklemiyoruz. Burada siz kararı anladık. Yani fiili münhasırlık var. Pazar kapama, faaliyeti zorlama var. Dışlama yok. Simülasyonumuza geçtik. Şimdi bir, Efe zaten tazminat istedi. Kararı göreceğiz. İki, hepsi bir araya geldi. Ne oluşturdu? Kartel oluşturdu. Ama muhtemelen kartel kararları yanlarına kalacak. Yani belki idari para cezası olacaklar ama kimse tazminat davası açmayacak. Halbuki 3 katla beraber ciddi bir tazminat alabilirdik. Bu da normun caydırıcı etkisini arttırabilirdi. Bir üçüncü ihtimal, burada Efe dışlandı, kapattı, gitti. Hangi zararlarını tazmin isteyecek? Hem doğrudan hem dolaylı, hem maddi hem manevi. Bir, fiili zararlarını isteyecek. Neler onlar? Finans maliyetleri, leasing maliyetleri, demirbaşların değil mi? Satış kayıplarından hepsini isteyecek. İki, ihlal devam etti. 3 yıl boyunca kazanç kaybı var. Bu da mevcut zarar yalnız. Bunu isteyecek. 3, daha faaliyete devam etseydi 10 yıl boyunca kar elde edecekti. Yoksun kaldığı kar var. Gelecek zararları var. Bunların hepsini talep edebilecekti. Artı ticari itibar kaybı vesaireden dolayı manevi tazminatla talep edebilir durumda olacaktı. Eğer pazardan ne olsaydı? Dışlanmış olsaydı bunları 3 kat olarak talep edebilecekti. Şu an Efe ne diyor sadece? Faaliyetim zorlaştırdı, cirom azaldı, kârlılığım azaldı. Fiili ve kazanç kaybı zararlarım var. Gelecek zarar açısından hesaplama yapmak pek mümkün değil. Yani dışlama olmadığı için. Karar da bu şekilde. Yani kararı incelerken ben şimdi vakit
çok az çok ben şey yapmak istemediniz. Ben bir şey sormak istiyorum. Aslında Meriçki dışlamayı başarabilseydi başaracaktı. Ne diyor aslında? İlk hedef ne? Hiç rakip ürünü mümkünse hiç satmayın diyor. Evet, dışlamayı başaramadı sadece bu şekilde. Ama işte orada ben dışlanmadım. Yani sorumluluk hukuku anlamında yani ben dışlanmadığım için sonuçta bu dışlamaya bağlı olarak o gelecek zararının tamamı talep edilemez. Ama şu olur, dediğiniz mantıklı mesela sonuçta benim ihlal 2013'te bitti. İhlal bittiğinde zarar bitmeyebilir. Benim çünkü yeniden toparlanmam, yeniden tutunmam, tekrar reklam vesaire. Yani bazen ihlal biter ama etkisi bitmez. Dolayısıyla ihlal bittiği güne denk getirmek zararı hesap açısından çok doğru değil. Bazen ihlal sonraki ihlal biter ama etkisi sonradan devam edebilir. Dediğim gibi yeniden toparlanmak çünkü ciddi bir maliyet gerektirebilir. Yani o açıdan düşünülebilir. Hocam çok kısa bir şey sorabilirim. O kararda MHK'nin yazışmalarında şey çıkmıştı hatırlıyorum. MHK Ege Bölge Müdürü galiba. Evet. Epey piyasadan sileceğiz, yok edeceğiz, darmadan o da manevi tazminata sebep oldu. Biraz da hakaret var, devamı da var onun. Evet, devamı da var. Orada da manevi tazminat çıktı. Biraz ileri gitmiş. Ondan dolayı da manevi tazminat. Yani asıl amaç dışlamak. Ama başarılamamış. Ama bu tarafa döndüğümde dışlama olmadığına göre ona bağlı zarar tazmini mümkün değil. Çünkü biz burada özel hukukta gerçek zararı hesaplamaya, bulmaya çalışıyoruz. O gerçekleşmiş bir zarar olmayacak karşımızda. Şöyle bir bakalım. 11. Hukuk Dairesi'nin çok yakın tarihli bir kararı. Şurada ben şöyle yavaş yavaş gideyim. Efe ile ilgili. Efe'nin B'ye karşı açtığı dava. Hocam künyeyi alalım mı? Alırsınız burada. Bu kısmı geçelim. Davacılarımız Efe alkollü içecekler, Efe içecek sanayi. Biri üretim tesisimiz, diğeri satış ve pazarlama. İkisi ayrı, ayrı tüzel kişilik, bilançoları ayrı, vergi beyannameleri ayrı. Ama rekabet hukuku anlamında ekonomik bir bütünlük arz ediyorlar. Tek teşebbüs olarak değerlidir. Ortaklar, aile yapıları, kontrol ilişkileri var. Ama bunlar ihlalci değil. Ve bu rekabet soruşturması da değil. Tazminat davası her birinde gerçekleşen zarar ayrı ayrı talep edilebilmelidir. Hemen hikayeye gelelim. Şurada. Şimdi bu Yargıtay'daki temize ilişkin Yargıtay'ın kararı özetliyor. Davacı vekili diyor, dava dilekçesinde rekabetin korunması hakkında kanunun 6. maddesinin ihlali sonucunda Türkiye rakı piyasasında hakim durumunu MHK tarafından kötüye kullanıldığı, aynı pazarda faaliyet gösteren davacımızın haksız eylem, davacımız aleyhine MHK'in haksız eylemde bulunduğu, ki bu kelimeyi kullanmak ne kadar doğru bilmiyoruz. Yani haksız fiilde bulunduğu diyecek ama erken daha. Yani daha sonra aslında rekabet ihlali, daha çok ona yoğunlaşmak lazım. Kesin ve bağlayıcı olarak kurul tarafından ne oldu? Tespit edildi. İdare mahkemesi, danıştay süreçleri sona erdi. Kesin delil kuvvetinde bir şeyimiz var elimizde. Biz diyor davacı açtığı davada 57 ve devamı hükümleri, 56 değil de 57 ve devamı hükümleri gereğince diyor, rekabet ihlalinden zarar gören müvekkilimin uğradığı maddi zararların veya bu eylemler sonucu davalının, zarar verenin elde ettiği ya da elde etmesi muhtemel karın kaç katı? 3 katı oranında tazminat talep ediyoruz diyor. Ayrıyeten bir de manevi tazminat talepleri var. Davacının davası bu. Ne davası olarak açılmış? Açıkça yazıyor. Belirsiz alacak davası olarak açılmış. 100 bin lira maddi, 3 kat 300 bin. 100 binde ne var? Manevi. Tabii maneviler konusunda ıslah vesaire ayrı bir tartışma. Şurada bir şey yalnız, 3 katı tutarında 300 bin lira demiş. Peki harcı ne üzerinden yatıracak? Tartışmalı. Biz buna medeni ceza diyoruz. Harcın temel tazminat yani 100 bin lira üzerinden yatırılması gerekir. Yani uygulama da o yönde gelişti. Bu arada 2011 yılından itibaren, çünkü ilk dışlama ya da faaliyeti zorlaştırma eylemleri o tarihten başlıyor. Avans faiziyle beraber talep ediyor. Davalı vekili diyor ki, efendim diyor, karar var ama diyor, yani uygun illiyet bağı mevcut
değil. Artı kast falan kararda çok yazmıyor diyor. Bu üç kat falan nereden çıktı diyor. Artı zaman aşımı var diyor. Şimdi eski borçlar kanununa göre ne kadar haksız fiillerde öğrenmekten bir yıl. Yani o dönemki eylemlerde o da çok tartışıldı. Yani eski yasa hükümlerine tabi ama burada zaman aşımı sıkıntısı yok. Sonuçta cevapta bazı şeyleri reddetmek, söylemek serbest. Bunun bir cezası, maliyeti yok. İnceleyeceksiniz zaman aşımına. Çok açık dava zaman aşımına uğramamış. İlk derece mahkemesi davalının yani beyin rekabet ihlallerinin bulunmadığı 2008-2010 yıllarındaki rakiplerin pazar paylarını arttırabildiği, ihlal olmadığı dönem 2008 ve 2010. Ondan sonra 2011-2012'de ihlal dönemine giriyoruz. İhlal olmadığı dönemde bu rakipler pazar payını arttırıyordu, cirosu iyiydi. İhlalin olduğu dönemde pazar payları bunların düşerken senin arttır. Yani ihlalle zararsa ne kuruyor? Uygun illiyet bağı kuruyor. Davacı taraf sıfatında bir nevi ne yapıyor? Çözümlemiş oluyor. Normun koruma alanında bunlar diyor. Rekabet kurulu kararı da var zaten diyor. İhlalli olmuş, kesin olarak tespit edilmiştir diyor. Bu arada mahkeme önce sonra yöntemini kullanıyor. İhlalden önceki pazar payına kârına bakıyor. İhlal dönemine bakıyor. Arada fark var. Demek ki ihlal zarara ne yapmış? Sebebiyet vermiş diyor. Yani davanın savunmalarını eğiliyor. Yalnız zincir mağazalarda bir dişleyici uygulama söz konusu değil. Diğer açık kapalı satış noktalarında bir şey olduğundan bahsediyor ihlal olduğundan. Efe alkolü içecekler bakımından 14.3 kat 44.5. Efe içecek sanayi onun içinde 13 küsür 3 kat 40 toplam ne yaptı? 85 civarı yaptı. 10 yıl geçmiş avans faiziyle beraber bu rakam 250-300 milyon üzerine çıkabilir. Yalnız ihlal 2010, 2011 ve 2012. Şimdi haksız fiilde Yargıtay şöyle hesaplar. Her yıl için yıl sonunda. Her yıl için yani 2011'den hepsine hesaplamaz. Çünkü haksız fiil ne yapıyor? Yıllar boyu sahip devam ediyor. Her yılı yıl sonundan faizlendirir. Yani 2010 31 Aralık 2010'dan 2011'i 31 Aralık 2011'den yani yıl yıl 3 milyon 3 milyon 3 milyon yani toplamda 14 katıyla 40 yapmış. Her biri için faiz her yılın sonundan itibaren işletilir. Yani oradaki şey yerleşik. Hikayeyi hemen hızlıca şey yapalım. İstinaf yoluna gidilmiş. İstinafta diğer hususlarda hiçbir sıkıntı görmemiş bana. İhlal var, uygun illiyet bağı var, zarar var, kusur var, üç kat var. Hiç sıkıntı yok. Görevde sıkıntı yok, yetkide bir sıkıntı yok. İstinaf sebebiyle de her şey belli. Ama diyor bir sıkıntı var diyor. Hem Efe alkol için, alkolü içecekler için, hem Efe içecek sanayi için diyor. Ayrı ayrı diyor, sen diyor tazminata hükmetmişsin diyor ilk derece mahkemesine. Halbuki bunlar her ne kadar iki ayrı tüzel kişilik gibi görünseler de diyor, ben farklı bir değerlendirme yapıyorum diyor. Bir. İkincisi, bu şikayet eden var ya, kimdi sadece? Kurulda şikayet eden, dosyaya giren Efe alkolü içecekler. Efe içecek sanayi şikayetçi olmadığı gibi diyor. Kararda da dikkat edin hep Efe alkolü içeceklerin ismi geçiyor. Efe içecek pazarlamanın ismi hiç yer almıyor. Dolayısıyla diyor ben karardan diyor Efe alkolü içeceklerin ihlalden zarar gördüğünü anladım ama diyor. Efe içecek sanayi şikayetçi olmadığı gibi, dosyaya girmediği gibi, müdahil olmadığı gibi dosyada hiç adı geçmiyor diyor. Dolayısıyla ben kısmi kabul kısmi red veriyorum diyor. Efe alkollü içecekler bakımından davayı kabul ediyorum. Efe içecek sanayi bakımından davanın reddine karar veriyorum diyor. Tabii bu arada istinaf ne yapıyor? İlk derece mahkemesinin kararını kaldırıyor. Esas hakkında değil mi? Tekrar hüküm veriyor. Önemli. Yargıtay'a gidiyor. Şimdi o kısma gelecek. Yargıtay kararındaki o kısma bakıyoruz. Yargıtay diyor ki, hakim durumu kötüye kullanması var, rekabet kurulu kararı var, kesinleşmiş zaten. İhlale zararsa uygun illiyet bağı var, karar iyi incelenmiş diyor. Bilkişi uygun tazminat hesaplama yöntemini
kullanmıştır. Buralarda davacı taraf sıfatı, görev, yetki hiçbir sıkıntı yok. Burada hiçbir sıkıntı yok diyor. Ama babın verdiği kararda diyor, ben bu arada üç katı da uygun buluyor, herhangi bir sıkıntı yok. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sadece babın sıkıntısı Efe içecek sanayi yönünden davanın kısmi reddine ilişkin. Kararda bu, babın kararda bu. Yani Efe içecek yönünden rekabet kurulu kararında hiçbir tespit yapılmamış. Şikayetçi de değil, dosyaya giriş hakkını da kullanmamış. Dolayısıyla ben Efe içecek yönünden kısmen davanın reddine. Ki orada da bir 40 milyon vardı değil mi? Efe Alkol'de 45, Efe İçecek Sanayi'de de bir 40 milyon vardı. Kısmen reddine karar veriyor. Bu arada her bir yıl için, dikkat edin, yıl sonundan itibaren avans, ticari avans faizi, başka avans faizi olmaz zaten de karışmasın diye bankacılık uygulamasıyla ticari avans faizi her yılın sonu itibaren hesaplıyor. Temiz'de temiz dilekçesinde anlatılanları geçeyim, ben temiz kararına geçeyim, son sayfaya geleyim. Dava şartları, hakim olan ülke, ispat kuralları, gerekçe, üç kat tazminat, her yıl sonunda faiz işlenmesi, bunlar hep ne diyor? İlk derece mahkemesinde, BAM'ında bu kararları hukuka uygun. Burada bir sorun yok diyor. Anlatıyor gene. Şimdi rekabetin korunması hakkında kanun diyor. İhlal sebebiyle diyor. Uğrayan herkes ne yapabilir? Tazminat talep edebilir diyor. BAM yalnız farklı bir görüşte. BAM diyor ki şikayetçi değil bir Efe İçecek. Dosyaya giriş hakkında kullanmamış. Dosyada adı bile geçmiyor diyor. Yargıtay daha farklı bir görüşte. Bir defa her iki şirket ayrı tüzelişi diyor. İkisinde defter kayıtları, karlılığı, beyannameleri ayrı ayrı incelenmiş. Bir kişi doğru bir tespit yapmış diyor. Şimdi BAM Efe İçecek Sanayi yönünden davanın reddine karar vermiş. Ama diyor kanun zarar gören derin her türlü zararı tazmin edilir diyor. Bundan zarar görenlerin. Ve kurula şikayetçi olarak direkt başvurmak da tazminat davasının bir koşulu, kurul kararı şart ama şikayetçi olmak, başvurmak şart değil. Dosyaya giriş hakkını kullanmak şart değil. Hatta kararda örneğin büyük rakipler incelenmiş olabilir, küçük rakipler incelenmemiş bile olabilir. Ama onlar da bu ihlalden zarar görmüş olabilir. Dolayısıyla ama bizim tavsiyemiz şudur. Eğer böyle bir ihlal var olduğunu düşünüyorsanız, soruşturma için şirketlerinizden biri başvurmuşsa hepsini olsun, şikayette aklınıza gelmedi, sonra dosyaya giriş hakkını kullan. İsminiz bir yerde geçsin. Çünkü bu tereddüt yaratabilir. Neden? Mahkeme rekabet kurulu kararına bakarak analiz yapıyor. Küçük rakipleri vesaire dikkate almamış olabilir. Tavsiyemiz siz de şikayetçi olun tüm grup şirketlerinizle beraber ya da en azından dosyaya giriş hakkınızı kullanın ki dosyada bir yerdesiniz, geçsin. BAM'daki tereddüt de haksız değil. Ayrı bir mesele. Ama işi şuna indirgemiyoruz. Şikayetçi olmamış o zaman ne diyor? Doğru bir kabul değil. Yargıtay da aynı şeyi söylüyor. Böyle bir on koşul yok. Kararda isminin geçip geçmemesi yalnız haklı olarak bir tereddüt yaratabilir. Bu önemli bir şey. Onun için bunu tavsiye ediyoruz. Yani BAM'da aman ne kadar kötü karar vermiş diyemiyoruz. İki noktada BAM aslında tereddüt düşmüş anladığım kadarıyla. Birincisi grup şirketi. Hatta bakın ticaretçilerinden biri diyelim, diğeri onun hisselerine sahipti. Şimdi biri diğerini satın aldı, yani hisseleri satın aldı. Yani ortak kontrolde bunlar, aile zaten yapısı var vesaire. Ama bir şey söyleyeyim, biri üretim, biri satın ve pazarlama. Ben başka bir satın ve pazarlama şirketiyle de anlaşabilirim ki şu an öyle. Firma daha profesyonel, uluslararası bir pazarlama firmasıyla anlaşmış. Satış ve pazarlamayı o firma yapıyor. Yani ben kendi grubumdan bir şirket kurmak yerine başka bir şirketle de anlaşabilirdim. Pazarlama ve satışın modu yapabilirdi. O da bundan zarar görebilirdi. Çünkü ayrıştırmak lazım. Yani üretimin gördüğü zararla satış, pazarlamanın gördüğü zarar, bunlar grup şirketi olsa da ayrı zararlar olabilir. Burada bilançoya, işte gelir kayıtlarına, beyannamelere bakmak lazım. Ki bakılmış da ayrı ayrı da hesaplanmış. Dolayısıyla ben diyor Yargıtay, BAM'ın kararını bozuyorum diyor.
Dolayısıyla ilk derece mahkemesinin de karar verdiği üzere diyor. Efe içecek bakımından da, değil mi? Onlar da davacıdır, davacı gruptadır, davacı taraf. Aktif dava ehliyetleri vardır. Hatta ne bir hukuki yararı vardır, davada menfaati vardır. O yönden bir inceleme yapacak. Ama BAM eski kararda direne bidir. Bir ikincisi, çok ayrıntılı değil Yargıtay kararı. Biz daha ayrıntılı olmasını istiyoruz. Bir şeyi bozduğunuzda ne yönde bozduğunuzu açıkça gerekçelendirmeniz lazım. Sadece bozmak yeterli değil. Dolayısıyla biraz daha ayrıntılı olmasında fayda var. Ama muhtemelen bu bozmaya uyulacaktır. Bu da grup şirketleri açısından bir iştahat yaratır. Çünkü biz öyleyizdir. Üretim şirketimiz ayrıdır. Aynı grubun pazarlama şirketi ayrıdır. Neden? Ya bunlar arasında geçişler olur, vergi kolaylıkları olur. Pazarlama stratejisi olarak değerlendirilebilir. Ya bu ticari faaliyetle ilgili, ticari bir karar, işletmesel bir karar. Buna müdahale etme hakkımız yok. Yani dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ne kadardı toplam? İşte 85 milyon, işte 3 katla beraber 85 milyon, avans faiziyle beraber 250 milyonun üzerinde ki bu aslında pazar payı küçük olan, yani ikinci sırada ama bire göre oldukça küçük olan bir firmanın şeyi. Diğer kararlarda tazminat rakamları çok daha yüksek. Bir tanesini gösterdik aralığının 350 milyon, 3 kat avans faiziyle beraber 944 milyon liraya kadar çıkıyor. Ama dikkat edin hep büyük davalar var, büyük rakamlar var, orta ve küçük rakamlar yok. Neden? Yani dağıtım anında bayiler dağıtıcısına dava açmıyor. Mümkün değil. Dışlandığında olur belki. Tüketiciler dava açmıyor. Ancak kim açıyor davayı? Rakipler açıyor. Ya da rakibin dağıtım alındakiler açıyor. Diğer davalarda öyle. Rakibin distribütörü. Rakip açmış. Rakibin distribütörü ve toptancısı açmış. Ya da burada çalışıyormuş. Rakibe geçtikten bir gün sonra açmış. Yani burada çalıştığın sürece açman pek mümkün değil. Yani dağıtım zincirinde kolay kolay üsttekine dava açmanız mümkün değil. Bir rakip teşebbüsler açabilir. Rakibin dağıtım alanındaki yer alan distribütörler, toptancılar açabilir. Buna rastlıyoruz. Onun için dava sayısı çok az ama meblağlar oldukça yüksek. Büyük firmalar açtığı için böyle karşılaşıyoruz biz. Tüketici davasına rastlamadığımız için yani çok fazla orada yakın teşkil etmiyor. Ama bir şey, bir açılım. Tüketiciler yani yoğun talepte bulunursa tüketicinin koruması hakkında kanunda bir değişiklik yapılabilir. Toplu davada tazminat hakkı herkesin değil ama tüketici davalarına getirilebilir. Kartel tazminatta düşünülmüştü. Bir de ne vardı? Dosya masrafı mı vardı bankalarda? Böyle o binlerce kişi gitti, açtı, etti falan. Yani bu kadar. Bunlar çok seri davalar. Çok rahatlıkla class action olarak görülebilir tüketiciler açısından. İkincisi bakın iş hukuku dedik. Yeni bir açılım. Bu arada dava açmakta en cesur olanlar kimler? İşçilerimiz. Yani iş mahkemeleri onun için yasal sürede ne yapamıyor karar veremiyor aramızlık vesaire. Çünkü nitelikli işçilerimiz çok rahat iş bulabiliyorlar. Yani aslında ticarette olduğu kadar yoğun bağımlılıkları yok. Belki işte iş gücü sektöründe olabilir. Bir yerde, bir ilde, bir üniversitede promosyon ihalesi olacak. Bankalar anlaşmışlar. Bu üniversiteyi sen al, şu kurumu ben alayım, öbür kurumu ben alayım. Yani alacağımız promosyonlar ne olmuş? Düşmüş. Ama tespit edildi kurumlara ve kimse dava açmadı. Yani küçük taleplerin dava yolu gündeme gelmesi çok mümkün değil. Ama olabilir. İşçilerde toplanıp, işçilerde oruç var biliyorsunuz. 100 kişi dosyayı bir avukata verebiliyor. Ama burada tabii dava birleşmesi olması pek mümkün değil. Yani ayrı ayrı açılacak vesaire. Ama en azından tek avukat takip edebilir. Çünkü dilekçede muhtemelen isimler, tutarlar biraz değişecek. Dilekçenin içeriği hiç değişmeyecek. Seri halde dilekçe hazırlanabilir ama bunlar çözüm değil. Uygulamada dosya yükünü arttıracak, kafa ağrıtacak meseleler. Yani yaygınlaşması açısından bunlar gerekiyor. Söylediğim bu. Dosyalar mesela işçiler tarafından açılacak. Mesela yazılım sektörüne ilişkindi evet. diye hatırlıyorum. Sağlık sektörü var mesela en çok. Yani özel hastaneler var. Mesela o sektörde çalışan biri olması lazım ve bir iş görüşmesi yapmış olması lazım mı? Yani yok. Mesela çalıştığım kurumda da ücret artırılma engelli durum. Çünkü başka yere geçme olasılığı yok. Çünkü ildeki tüm özel, bölgedeki değil. Çünkü ben bölge dışına çıkmam, bölgedeyim. Bölgedeki tüm hastanelerle anlaşmışlar. Birbirine çalışanlarını almayacaklar. Maaşları şundan fazla zam yapmayacaklar. Yani ben başka iş görüşmesi yapmasam da
o fırsatlar elinden kaçtı ve kaldı. Kurumda da ücreti ne yapamıyor? Artar mı? Bence bir işçilik alacağı doğa bilir. Denenebilir. Bir işçi bulur, deneyebiliriz pilot dava olarak. Son bir şey, dikey anlaşmada dava açan bir bayi vardı ama o dışlandı. Ona fiyat dikte edildi, indirim yapamadı, para kazanamadı, tasfiyeye girmek zorunda kaldı. Bayiye gitti, üreticiye dava açtı ama iş bitmişti zaten, dükkan kapanmıştı. Hakim karar veremedi, bu bayilik anlaşmasının haksız fesinden mi karar vereyim, rekabetin korunması hakkında kanundan mı? Firma şikayet etti rekabet kuruluna, rekabet kurulu dedi bu fiyat tespitidir, fiyat diktesidir. Yeniden satış fiyatının diktesidir, ihlal vardır dedi, ihlal kararı çıktı. Açık ve ağır ihlaldir yeniden satış fiyatının tespitleri. 3 kat talep etti. İşte ne yaptık? Fiili zararlar, dekorasyon vesaire. Mevcut kazanç kayıpları artı dışlandık. Gelecek zararlarımız çok iyi bir hesaplamaydı. 5,5 milyon çarpı 3, 16 milyon aşağı yukarı. 2 yıl öncesinden bugün aşağı yukarı 40-50 milyon. Bir de bir işte bir tekstil firması neyse yani kazak gömlek satan neyse bir firmanın bir AVM'deki bayisi sadece franchise deyim hatta. Onlar bayilik diyordu da baktık bayilik değilmiş aralarındaki franchising sözleşmesiymiş. Bugün için 50 milyon kötü para değil. 3 katla beraber bu oldu. Bu arada son 2 yılda avans faizi oldukça yüksek onun da etkisi oldu. Ama firmanın şubeleri çoktu. Bayilik ağı oldukça düşüktü. Tersi olsaydı firmayı zorlayan bilirdi. Yani yeniden satış fiyatı tespiti konusunda, indirim yapmama konusunda davranışından vazgeçebilirdi. Şu an vazgeçtiğini düşünmüyorum ama 50 milyon da kötü rakam değil. Bir AVM'deki bir bayiniz için. Yani çok ciddi olarak sizi düşündürebilir ki sonradan bütün sözleşmelerini revize etti, uygulamalarını revize etti. Evet, yorulduk. Hepimiz yorulduk. Karar da bu. Yani diğer kararlar dediğim gibi hepsi var, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, bilirkişi raporları, bank kararları falan ama Yargıtay'a gitmeden sulh ile bitti. 3 kattı aslında çıkan ama Yargıtay ne diyeceği belli değildi. Böyle 2 katta falan anlaştılar. Son bir şey yanlış anlama olmasın. 10 milyon zarar ya, bir hakim 1 kat demiş, artı 10, o değil. 1 kat yok bizde, zarar kadar o. 2 kat var ya da 3 kat var. Ama burada BAM'ın kararı önemli. 2 kat falan yok diyor. Amerikan sistemi kanun 3 katı oranında diyor. 3 katına kadar demiyor diyor. Yani kasıt var ve talep varsa 3 kat olarak ne yapacağız? Uygulayacağız diyor. Yani orada bir tereddüt yok. Ben teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz, azsa sorunuz birebir alabilirim. Artık yoruldu herkes. Buyurun. Son bir soru alayım. Ben söyleyeyim mi hocam? Tamam. Bu 3 kat tazminat veriyor ya, biz belirsiz açtık, arttırırken 3 kata göre mi arttıracağız? Öyle yapmamız lazım. Yani 10 milyonken ben 30 milyon ne var? Evet, siz sadece 30 diyebilirsiniz ama 3 kat istediniz de çünkü talep üzerine. Bir defa. 3 artık 30 yani değil mi? Tabii. Ama en başta ilk dilekçemizle 3 katı muhakkak belirleyeceğiz. Büyük risk ama hocam 2 kat verirse 10 milyonlar reddiyor. Ama işte bu BAM kararı bir emsal mesela. Yargıtay'da ne demiş? 3 katta hiçbir sıkıntı yok. Ama biraz daha detaya girseydi keşke. Deseydi ki o da 2 kat falan olmaz. BAM doğru söylemiş değil mi? İşte onu demiyor. 3 katta ya böyle Yargıtay kararları zayıf kalıyor bizim yani iştahını takip etmemiz bakımından. Bunu demek istiyorum. Yani 3 kat tazminatta yasaya usulü aykırılık yok. Bu hiç açıklayıcı bir kavram değil. O da deseydi yani kast halinde otomatik 3 kat uygulanır talep üzerine. Hakimin takdir hakkı yoktur. Ama daha yeni ya alan. Net bir şey söylemekte onlar da zorlanıyor. Bu karar kapsamında belirsiz alacak açmak da sıkıntılı olmuyor mu o zaman? Nasıl? Ya belirlenebilir olmuş oluyor o zaman zaten direkt. Şeyi yalnız göremiyorsunuz. Raporda beyin satış rakamları verilmiyor Efe'ye. Ticari sır rakipler. Bilemiyorum onun için. Ve ne demişim dava dilekçemde? Uğradığım maddi zararı veya ihlalcinin elde ettiği karları demişim. Tam belirsiz alacak davasının şablonuna uyuyor. Evet, ben teşekkür ederim.